Murat Asiloğlu. Kimsenin etkisi altında kalmadan Medine Kaya'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Medine Kaya, kimsenin etkisi altında kalmadan Murat Asiloğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ya bırak, bırak. Dikkat etsene salak şey. Bana bak, bu bakıcıyla falan bir şey düşünmüyorsun değil mi? Yani şaka gibi bir şey olurdu. O cahil Cüveyla tipi. Evin pisliğini temizleyen bir çalışanla evin beyi yan yana olur mu hiç? O gün o silahlı adamların evine geldiğim zaman ben de sordum kendime. Yani benim burada ne işim var diye. Ama sonra ben olmasam sana kim sahip çıkacak dedim. Yani insan acıyor işte. Seninle ben farklıyız. Yani sen cahilsin Medine diyorsunuz siz bana. Ben de olmayacağının farkındayım. Ben de her şeyi görüyorum Pelin. Medine Hanım. Ben yapamayacağım. Abla ne oluyor? Medine. Oh. Medine. Ay dur. Abla gel. Medine. Medine kardeşim bak. Medine. Yürüyemiyorum Medine. Medine diyorum. Medine dur, ne yapıyorsun sen kızım ya? Sen ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun Medine? Çocuk oyuncağın mı bu? Abla yani kusura bakma. Size de çok uğraştırdım yani mahcubum size karşı ama ben yapamayacağım, olmayacak. Ne demek yapamayacağım ya? Kızım ne demek yapamayacağım? Şimdi mi geldi aklın başına? Ya çocuk musun sen, ne yapıyorsun? Abla tamam, kızın rengi ruhsarı attı. Karışma. Yeter artık. Bırak bu şımarıklığı, yürü. Yürü şimdi gidiyorsun. Hemen Murat Bey'den özür diliyorsun. Artık ayaklarına mı kapanırsın, ne yaparsın? Nikah masasına oturuyorsun hadi. Abla yapamam. Zaten Murat Bey de istemez artık. Abla doğru diyor ha. Yani adam orada şey gibi kaldı, affedersin. Şimdi kabul etmez yani, geri dönemez artık bu yoldan. Beşti artık. Ya geçti artık ne demek ya? Ya olacak şey mi bu ya? Bu ne bu? Bu artık yani şımarıklık Medine. Düşüncesizlik, rezillik. Bu kadar insan buraya gelmiş kızım. Abla tamam döv söv ama evde bak millet bakıyor. Kızın suratı da çamaşır suyuna bastırılmış gibi oldu ya. Sen yapınca iyi de ben yapınca kötü mü? Ya bu kadar insan, bak senin abinler geldiler aba altından, sopa göz, ne sopası ya, silah gösterdiler bize, silah. İnsanlar vuruldu, vuruldu. Bu Murat Bey anasını karşısına aldı, senin nikah masasına oturdu. Ay sen, ya sen, ya senin yaptığına bak, şımarık. Abla ben iyi. Ne ben? Ay bu da yeni moda çıktı ya. Ben. Bu şımarıklık bu. Arsızlık artık bu. Bana bak Kenar'ın Dilber'im. Ne oldu? Ha oğlum evlilik sözleşmesi istedi de paraları alamayacağım diye böyle küçük masum kız havalarına mı girdin? Ben sizin ciğerinizi bilirim be, ciğerinize. Ne oluyor be seni? Ne oluyor? Ne oluyor? Abla, 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 Medine kardeş, Medine. Görüyor musun bak? Bayıldı. Medine. Bu da numaradır, ben sana söyleyeyim. Medine kızım. Ne saçmalama ya. Ay numaradır canım, numaradır. Medine, ablacığım, ya bir yardım edin. Yok mu biri, yardım eden biri yok mu ya? Bak, yok mu biri? Acaba bitti hiç olmazsa. Pelin, annemi al gidiyoruz çabuk. Ana hadi. Anam, abla. Murat Bey kirpinin ucuyla bile bakmadı ha.
Adam haklı. Ne yapsa aklamam. Bu halde de kız bırakılır mı ya? Bırakılmaz yani. Medine, at gözünü. Medine. Ne yapalım, kaldıralım mı? Su mu vuralım suratına? Ne oldu? Bayıldı. Ne oldu? Dur, tansiyon aleti var çantada. Aç, çıkar çıkar İsmail. Allah razı olsun. Ha, gel, gel. Görmen lazım. Buralar yangın yeri. Gerçekten böyle laf diye bayıldı mı? Evet, evet. Bayağı önümde 2.80 yatıyor şu an. Ay. Peki sen hepsini kayda alabildin mi? Kaydettim, kaydettim. Merak etme. Sen ne yaptın? Bu Yasemin'in telefonunu kırdırabildin mi? Ha, yok ya. Ben gittim de telefoncuya çalıntı mal falan diye kafa açtılar. Ben de aldım çıktım. Başka telefoncuya gideceğim. Sen benim dediğim yere gitmedin mi? Ya orası hallediyordu. Ben bilmiyorum da arkadaşlar öyle söyledi. Senin arkadaşların yanlış söylemiş o zaman Demir. Gittim olmadı diyorum. Başka telefoncuya gideceğim. Allah Allah. Hadi kapatıyorum şimdi. İşim var benim. Evet. Mutlu tam. Alo. Oğlum niye açmıyorsun telefonu 2 saattir? Ya bırak şimdi müşteriyi falan. Bugün sana dediğim kadın gelmiş, kıramamışsın şifresini. Yok abi, olur mu öyle şey? Az önce geldi tarif ettiğin kadın. Hallettim ben onun işini. Hatta seni tanıdığımı çaktırmadım bile. Ne söylediysen o yani. Nasıl lan? Bayağı açıldı yani telefon. Kulağım kaç, kaç? 8'e 4. Tansiyon düşük. Ay düşük ya. Yok abla, yok. Niyetlisi ol. Bizim de aklımıza geldi herhalde. Ana, abla ayılıyor. Oy, Medine. Medine. Medine, bu kaç kardeşim? 2. Bu? 3. Bu? Ne yapıyorsun ya? Matematik sözcüsü gibi. Neredeyim ben? Nikahını terk ettiğim belediyenin bahçesindesin arkadaşım. Yavaş. Git, montları getir. Donduk, donduk. Hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Eyvallah kardeşim. Öyle mi Aylin Hanım? Senin anladığın dilden konuşacağız. Bizde her yol var. Tamam, tamam. Aa, dur. Demir, Demir. Ha. Ya bize bir yardım etsene 2 dakika. Gecekondunun oraya ablamları bırakalım. Ya Hayri, vallahi çok isterdim de çok acil bir işim var benim. Artık Taksim Akiz'i halledersiniz. Aa, hareketlere bak bunun. Hayri, sana duyulan sevgiler bayağı kısa sürüyor ha? He, bir nebze de olsa duyuluyor, senin gibi değil. Sen onu bunu bırak, her fırsatta bana laf sokuyor ya. Bize bir yardım et. Ne yapayım? İşte... Ablamı gecekonduya bırakacağız. Ha tamam canım, ben bırakmayalım demedim zaten. Hadi. Arabaya taşıyalım o tamam. Zaman. Tamam, tamam. Ay dur kardeş. Yardım et, yardım et. Heh, Medine gel, gel gülüm. Buyurun Bülent Bey. Şeyden geçiyor. Ha, suçu yok senin. Daha iyi misin Medine? Görürsünüz. Ama şimdi benim tabii bunları bir şeyin içine koymam lazım. Yoksa hepsini elimde taşıyamam ki. Gideyim ben bir şey bulayım. Yavaş. Ver ağırlığını bana ver Yasemin. Tamam. Az kaldı. Çok az evet, kaldı. Evet, evet. Ağırlığını ablana ver Yasemin. Çünkü bu hayatta ondan başka kimsen kalmadı. Ben de o yüzden buradayım. Beyaz. Şu evde, salonda, ilaç kutumun içinde ağrı kesici var ya, onu bana getirsene. Başım çatlıyor. Ben gerisini hallederim. Başka bir şey? Yok yok, her şey tamam, hadi. Tamam, ben kapım geliyor. Hadi. Feyyaz Bey. Evet. Siz mi geldiniz? Evet. Nergis nerede? Yasemin'i yatırıyor. Kızın stresten başı tuttu, ilacını istedi. Ay tutmaz mı? Vallahi gene iyi dayanıyor kadıncağız. Yasemin nasıl peki? Vallahi sormayın ya Canan Hanım. Yani böyle gözler bir manasız bakıyor. Hebele hübeleden başka bir şey derdini anlatamıyor. Durumu iyi değil yani. Ben dedim ki acaba direkt buradan Bakırköy Ruhi Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne mi girsek, oraya mı bıraksak ya? Allah korusun, niye öyle düşündünüz yahu? O kadar mı kötü? Ya sormayın. Daha dakika bir kol bir hastaneden çıktık.
gelip başladı tuhaf tuhaf hareketler yapmaya. Hemen hemen böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Gözler faltaş böyle sağında yumurta gibi oldu. Dedim herhalde kadın ruhunu teslim ediyor şu an yani. Ay dağlara taşlara ya Rabbi. Vali arabayı getirdi. Sen tut adamın kartını asıl. Ay. Bu yakalarında isim yazan kart var ya, valinin kartı. Valinin kartını. Evet, ona tuttu. İlikti kopardı böyle bize gösteriyor. Aa, niye gösteriyor acaba? Ne yazıyor kartın üstünde? Ya Feyyaz Bey, Allah aşkına arkası yarın gibi insanı çatlatmayın. Anlatın ne yazıyor? Yavuz yazıyor. İyi gösteriyormuş kartı. Ne bileyim ben, deli de sen değil, akıllı de sen hiç değil. Nergis de ben de ne yapacağımızı şaşırdık yani. Vallahi ben size bir şey söyleyeceğim ama... bana deli muamelesi yapmayacaksınız. Ha? Acaba diyorum, Yasemin'i Yavuz kaçırmış olabilir mi? Ne gülüyorsunuz yahu? O nasıl deli muamelesi yapmayın diyorsunuz Canan Hanım? Canan Hanım, Yavuz öldü ya. Toprağın altında ya. Çürüyor ya. Öldü diyorsunuz ama... tövbe estağfurullah. Siz Meftah'ı gözlerinizle gördünüz mü acaba? Yok, o sırada ben kurşunlamakla meşgul değil. Meftah'a vakit ayıramadım. Canan Hanım, Allah aşkına siz her öldü dediklerine gidip gözünüzle bakıyor musunuz öldü mü diye? Siz benimle dalga geçiyorsunuz ama ben o Yavuz denen adamın öldüğüne ilk günden beri inanmıyorum. Onu da öyle bir seferde ölecek göz mü var Allah aşkına? Laf. Yahu adamın üstüne kurşun yağdırdılar. Adam da üstüne düşeni yapıp öldü Canan Hanım. Allah aşkınıza ya, uzatmayın. Olursunuz yalnız kalınca kuruyorsunuz ha. Yok yok, bak siz bana inanmıyorsunuz ama göreceksiniz, bana şuradan şöyle bir his geldi. Aha buraya da yazıyorum. O Yavuz ölmedi, yaşıyor. Göreceksiniz. Belki size ilaçlarını götürmem lazım. Ben de geliyorum. Gelmeyin, çok yavaş geliyorsunuz. Hayır, lütfen şaka, beni bekler şaka, misiniz? Geldim. Tamam, tamam. Allah Allah. Herkes bana bir muamele ediyor. Ya. Yasemin. Ne oldu, nereye bakıyorsun öyle? Gel, oturmak ister misin? Evet, anlamına geliyor değil mi? Böyle yapınca evet, tamam. Gel, yukarıda çıkarırdım seni ama yukarıda sıkılırsın diye... dedim ki burada güzel güzel dinlensin. Ha, nasıl? Otur buraya güzelce. Ha, bir su iç. Televizyon açayım mı sana, televizyon? Müzik açayım. Nereye bakıyorsun? Ne var orada Yasemin? Korkutma beni. Burada mı? Bu mu? Ben korkuyorum Yasemin, öyle yapma. Bu mu? Bunu mu istemedin? Ya ne yap? Aa bak kimler geldi. Ah Yasemin'ciğim. Canım benim canım. Büyük geçmiş olsun gerçekten. Ay bakar mısınız ayol? Bir deri bir kemik kalmış. Zaten bir lokma canı vardı. Hiçbir konuşamıyor Nergis. Yok bir miktar konuşuyor da idarelik kullanıyor Canan'a. Feyyaz. Ay. Ah canım bir şey söyleyeceğim Nergis. Ha. Bak, bizim Ayvalık'ta bir komşumuz vardı. Ay, ay, ay yazlıkta aynı kocası böyle olmuştu bak. Canancığım, ne olur bir komşu hikayesiyle moralimizi bozmayalım. Çünkü biz zaten büyük bir felaket yaşıyoruz. Bir de tellala ihtiyacımız yok. Rica ediyorum. Şekerim bak, sözümü bitirmeme izin vermiyorsunuz ki. Bu hikayenin sonu güzel. Ya. Evet, kadının kocası aynı böyleydi. Agok guguk dışında başka ses çıkaramıyordu. Kadın bir bebeği öğretir gibi azmetti, konuşma öğretti kocasına. Yazdı, çizdi. Adam düzeldi ayol. Tamam, biz de yapalım o zaman. Evet. Ne yapalım? Bir kağıtla kalem var mı? Var. Var. Bak, hadi. Bak, hadi. Öğrenmiş. Ya. Öğrenmiş. Duydun mu? Evet. Hadi. Nerede? Kalem bulalım. Evet. Hadi hadi. Ha. Nerede bu insanların bavulları? Nereye koymuş olabilirsiniz ki yani? Tamam. Kıyafet. Giyinme odası. Bu da kesin vardır. Hah, çantalar. Bunlar küçük küçük. Ah. İşte bu. Ya benim işimi görür. Süper.
vakti bakalım ailen. Zengin olma vakti. Aklınca bana oyun oynayacaksın ha? Ulan sen giderken ben dönüyordum kızım. Bırakır mıyım o kadar parayı sana tek başına be? Evet. Gelin bakalım bebeklerim. Sizinle çok mutlu olacağız. Tamam. Oha. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Ay aman ne yaparsan yap Demir, sen halledersin bunu artık. Hadi bakalım. Hayırdır? Yolculuk nereye? Ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun benim patronumun evinde ha? Etrafı düzgün bırakmış mısın diye kontrole geldim. İyi ki de gelmişim Demir. Maşallah her yer her yerde. Yapma ya. Yürü. Ne yapıyorsun? Ya yürü. Yasemin'in eşyaları ortada. Yatak dağınık bir şekilde duruyor. Ya ev sahiplerin gelseydi sen bizi yakalatmak mı istiyorsun? Ayrıca çekil yolumdan ya. Nil hastalanmış, onu görmeye gideceğim. Ne yapacaksın ha? Ne götürüyorsun Nil'e? Ihlamur falan mı? Çok komiksin sen ya. Yasemin'in eşyaları ortada dedim ya, onları toparladım. Ya bu Yasemin'in de amma eşyası varmış be, ha? Ne güzel bavulu öyle o. İçi dolu dolu. İnsanın böyle bir bakası geliyor. Ya bırak! Bırak! Ya Demir bırak ya! Bırak şunu ya! Ver şunu da. Ne yapıyorsun ya? Telefonumu ver! Konuşma. Oh ya! Ne ala memleket! Ceremesini biz çekelim, riski biz alalım, Aylin Hanım paralarla topuklasın. Oluyor mu öyle? Topuklasın ne ya? Topuklasın ne demek? Öyle bir şey yapmayacaktım tabii ki de. Para ortada kalmasın diye alayım dedim. Arayacaktım sonra seni, paylaşacaktım seninle, merak etme. Üf, hala yalan ya. Yürü yürü, tereciye teres atın. Yürü kızım. Ya ne yapıyorsun? Lan yürü. Lan Nilansa diyorum, benim Nilansa gitmem lazım. Demir ne yapıyorsun sen ya? Ya ne yapıyorsun sen? Ya aç şu kapıyı, komik değil. Demir diyorum. Ne yapacağım ben ya? Dur. Ay. İnin, inin. Bütün mahalle de buradaymış ha bugün. Abla pazar mı vardı ya bugün? Köz köz geldik işte. Çok sağ olun. Rica ederim. İsmail Bey teşekkür ederiz vallahi. Medine kardeşim iyi misin? Başın falan dönüyor mu? Biraz dönüyor ama daha iyiyim. Ay abla başı dönüyor. Yok ya iyi, o dağıttı ortalığı, iyidir şimdi, iyidir. Yavaş. İsot abi, ben bir içeriği toparlayayım. Bir 10 dakika beklersin beni, olur mu? Ben de yardım etseydim Songül Hanım'a. Yardıma ihtiyacı olan Songül ablam değil ya. Medine Hanım ya. Dostlar alışverişte görür. Ruh gibi durma öyle yanımda. İyice sinirim bozuluyor. Ne yapayım abla, göbek mi atayım? Ağız burun eğme bana. Kendin ettin, kendin buldun. Artık ne yapıyorsan kendini toparla. Şunu at sen oraya. Her şeyi benden beklemeyin ya. Kırın, edin, dökün, ondan sonra Songül toplasın. İyi. Ben niye arada kaynıyorum ya? Kurunun yanındaki yaş ben miyim? Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Şimdi açtırma bana kutuyu. İsmail Bey. Songül Hanım. Oo, İsmail Bey eve mi gireceksin? Lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Tabii buyurun, buyurun. Buyurun geçin şöyle. Ne geldin İsmail Bey? Çişini mi edeceksin yoksa eve mi bakacaksın? Havada çiş kokusu alamıyorum, daha çok aşk kokusu var. Şişt, sırası mı? Bir tarafımızda bir şey bağırıyor. Sen neler ediyorsun? Buyurun şuradan geçin, sola dönün efendim. Orada. Teşekkür ederim. Çok pardon, biz niye koştur koştur buraya geldik acaba? Bir planınız var mı? Varsa ben de öğrenebilir miyim acaba? Evet abla, bir planınız var mı? Bir planınız varsa ne? Benimle de paylaşın. Şimdi... Bu Medine Murat Bey'le evleneceğim dedi diye tabii ben ona göre bunun abilerinden telefonda konuştum. Ve dedim ki 2 gün sonra ben nikah cüzdanını göstereceğim dedim. Bravo abla, çok iddialı bir vaat.
O iki gün yarın doluyor. Abla sen niye tabakhaneye şey yetiştirir gibi böyle vaatler veriyorsun ya? Yani bari kızın nikahını bekleseydin. Niye bekleyeyim ya? Niye bekleyeyim? Bir an önce olsun bitsin diye şey yaptım. Ben de bileyim onun son dakikada su kaynatacağını. He Medine kardeşim sen de niye su kaynattın ya? Son anda hangi akla hizmet kaçtın o masadan? Hayır yani diğer seçenek de ölüm tabii. Azrail'in aklına hizmet etmemek de iyi. Ama yani işte... Buyurun İsmail Bey, buyurun buyurun. Oturun lütfen. Teşekkür ederim Songül Hanım. Ya bırak flörtü hadi. Medine kardeşim hadi anlat. Beni istemedi işte. Yani beni kendisine denk görmedi. Kızım adam seninle nikahlanıyordu ya. Ne demek istemiyor? Böyle istememek mi olur? Ben ona bir mektup yazdım. Kız kardeşi de onu okumuş. Kına gecesinde onlar konuşurlarken duydum işte. Yani mektubu bile yazamamış. Biz onunla yapamayız falan dedi. Medine kim yazmış mektubu? Sen neyi okuyorsun? Bir doğru düzgün anlat ya. Anne hiçbir şey yiyemedin. İçme şunu, tansiyonu çıkacak gene. Güzel kızım. Gel bakalım babaya işe gitmeden önce güzel bir öpücük ver. Oh. Oğlum. Biraz konuşalım mı artık? İşe gidiyorum anne. İşe gitmem lazım. İşe mi? Şimdi mi? Evet anne, tam da şimdi. Ayrıca konuşacak bir şey yok. Yani bitti artık. Oğlum, ben sana dememiş miydim ha? Bu kız sağlam ayakkabı değil. Bak aşikar bu. Kim bilir hangi istediğini alamadı da böyle rezillik çıkarttı. Anne yeter. Bu konu hakkında bir kelime daha duymak istemiyorum artık. Bu konu kapandı. Tamam? Sanki kötülüğünü istiyor. Anne tamam gitme üstüne. Ya zaten çok sarsıldı. Ne varmış sarsılacak bunda? Ha? Eğrisi doğrusu da denk geldi. Çok da doğru oldu. İyi ki eş dost akraba çağırmadık. Nikah da rezil olmadık. Yaz Nergis'ciğim yaz. Vallahi çok işe yarayacak göreceksiniz. İnşallah Canan inşallah. E ben anlattım hayatım işte bizim yazlıktaki komşu. Vallahi meseleyi böyle çözdü. Siz de şu sehpanın üzerine sehpa yazın Feyyaz Beyciğim. Her gördüğünü anlasın. Hay Allah ya. Ben de buna salatalık yazacaktım. Hani küçükken turistlere yanlış öğretirdik ya. Feyyaz. Aslında yaz şuna hepimizin ihtiyacı var. Yani bence kız unutursa diye hani kim olduğumuzu. Feyyaz. Oh zevzek. Yaz bence sen oraya. Daha iyi olur çünkü. Ya gülelim diye yapıyorum. Gerginiz, çok gerginiz. Ya. Ama komik değil ya. O yüzden gülmüyoruz. Komik olmadığı için. Bizim derdimize bak, senin yaptıklarına bak ya. Tamam, gergin de değiliz. Tamam, sakiniz. Başlayalım mı artık? Hadi. Yasemin'cim bak şimdi. Bunlar ne tatlı? Parmak. Peki parmaklarımızın da içinde olduğu bunlar ne? El, el. El. Eller. Değil mi tatlım? Peki bu ne? Benimki kırık gerçi ama. Ay. Ya. Lin. Yok tatlım öyle değil. Dinle sonuna kadar. Ay. Lin. Aylin mi dedi bu? Vallahi Aylin dedi. Aylin. Taktı Aylin'e. Ya ne yapacağım ben burada ya? Bana bak Demir. Aç şu kapıyı benim sinirlerimi bozma. Alo. Bak beni iyi dinle. Bana acilinden pasaportla vize lazım tamam mı? Ha? Demir. Para önemli değil. İstediğin kadar vereceğim. Tamam. Tamam hadi elini çabuk tut hadi. Hadi. Bak kes o sesini. İmdat! Ya sen kalsın. Kimse duymayacak. Ben bu kapıyı nasıl açabilirim ya? Ne var? Burada ne var? Var mı? Var mı? Hiçbir şey yok. Bana bak Demir, aç şu kapıyı beni derlendirme. Aç şu kapıyı.
Ya illa duyacak biri beni. Aç şu kapıyı bak. Oraya gelirsem öldürürüm seni. Aç. Bu mu yani? Daha ne olsun abla? Öyle dedi diyorum işte sana. Ben biliyorum bizden olmaz dedi diyorum sana. Ya sen şu kadarcık bira için yorganı mı yaktın? Her sabah uyanıp beni aslında hiç istemeyen bir adamın yüzüne bakmak daha mı iyi olacaktı abla? Ya kız da haklı abla ya. Aşk işte gücüne gitmiş. Yani görücü usulü de değil ki bu. Ama Medine ablam da haklı. Yani sen de biraz büyük bir yorgan yakmışsın ha. Kardeşim yani bekleseydin, araya zaman girseydi belki yorganın altında kartlar yeniden dağıtılırdı. Başka şeyler olurdu. Ne yapıyorsun yanında? Kızım sen o zaman Murat Bey'e niye demedin ya? Ben böyle böyle bir şey duydum. Siz ne demek istediniz? Ne oluyor? Nedir? Bana söyleyin. Niye demiyorsun yani? He Medine. Zaten sen lafın başını dinlemişsin. Belki sonunda başka bir şey söyledi. Duymadığın bir şey için trip atıyorsun ya. Bana düşmez belki ama bence de böyle durumlarda karşılıklı açıkça konuşmak en doğrusu. Evet. Ben de ilk kez sana katılıyorum İsot Bey. Gerçekten sana düşmez. Anne. Anne siz mi geldiniz? Anne derken Songül Hanım'ın annesi mi? He Songül Hanım'ın annesi. Git elini öp kızı iste. Gamze nerede? Eminlilere kadar gitmiştik. Onun torunuyla oynamayı pek seviyor biliyorsun. Ben orada kalıp oynayacağım dedi. Senin ne işin var evde? Ha? Gel. Bugün nikah yok muydu? Öpeyim teyzeciğim. Ne kadar müstesna bir kız yetiştirmişsiniz. Sitemizin en hanım hanımefendisi. Kendisiyle ne kadar iftihar etseniz az. Annem rahmetli kocamın annesi. Ne oldu İsot? Yalakalıklar başka adrese mi gitti? Songül. Bu kim kızım? Tanıt kendini, tanıt, tanıt. İsmail Bey anne. Hayriye'nin iş arkadaşı. Bizi bugün buraya getirdi sağ olsunlar. Gel Semiha teyze gel. Kalk Semiha teyzenin yeri orası. Nasılsın, iyisin? İyiyim, iyiyim kızım. Sağ ol. İsmail Bey'le aynı yerde çalışıyoruz ha? Yani bizim şimdi plana geri dönmemiz lazım. He abla doğru söylüyorsun. Plana geri dönmemiz lazım. 40 yılın başı bir planımız var. Şimdi bu Medine nikahtan kaçtığına göre... Ne? Kızım sen nikahtan mı kaçtın? Nikahtan kaçtı. Aa. Benim bunun abisine yarın evlilik cüzdanını göstermem lazım ya. Ben yarın bunun abisine nasıl evlilik cüzdanını göstereceğim? Bir an önce bunları İlkan'la nikahlamam lazım. İlkan nerede anne? Gececiydi o bugün evde olması lazım. Nerede? Evde, odadalar. Ben de o yüzden zaten Emine'lere gitmiştim. Lar? Derken odada lar. Anlamadım. Nasıl desem? Nasıl desen de? Anneme söyleme diye tembihledi de. Ne tembih etti? Şeyi. Neyi? Aydan. Aydan ne? Aydan ne değil abla, Aydan kim? Aydan kim? Sevgilisiymiş. Aydan ne? Odadalar. Benim evimde evlenmeden kızın günahına... Bu İlkan! Aşkım basa nedir yapacak? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. İlkan toparlan lan. İlkan! Ne yapıyorsun ya? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Burası ne? Burası ya aile salonu. Abla kebapçı mı burası ya? Allah'ım yarabbim siz burayı ne sandınız ya? İçeride senin babaannen var. Annemi çıkar mısın lütfen ya? Çıkacağım zaten. Durmaya niyetim yok. Çıkacağım. Sen de çık. Arkadaşın da çıksın. Çıkılsın yani buradan. Herkes çıksın. İnsan evi burası. Allah'ım ya içeri gel bekliyorum ben. Çıkın. Çık. Bülent Bey iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Bayağı yokuş burası. Abi sen hiç merak etme şimdi halledeceğiz. Rahat da ol yani. Gençler abinize dikkat edin. Abi bir tur versene be. Yokuş aşağı bir sallanayım. Bir tur derken? Evet abi bir tur işte. Kavuşalım mı abi? Oğlum sen bir tur. Abi hadi sallanayım ya. Gençler hadi tamam sonra şey yaparsınız. Rahatsız etmeyin. Halil, Ali bir el attım be gençler. Hadi bak dikkat et. Abi, hadi bakalım. Hop. Ver ben. Hadi. Oğlum düzgün tutsana lan. Abi tutuyorum ne yapayım? Yavaş. Bak oğlum.
Dikkat et bak. Abi ediyorum zaten. Sıkı tutun ha. Ya anne sen böyle bir şeye nasıl izin verirsin ya? Ya sen nasıl izin verirsin? Semiha abla kalmıştı azarlamadığın abla. Sen sus. Zaten canım burnumda. Allah'ım ya Rabbim ya kızı bir görseniz. Kızdaki göz göz değil. Su akar göz bakar misali. Sen otur nereye ya? Esma bak kız kapıya. Hizmetçiniz vardı çünkü ya. Kız sus. Allah Allah. Allah'ım delireceğim ya. Aa. Ablacığım abiyi de getirdik. Servet kaldır. Arkadaşlar. Hadi Servet. Tut. Hadi. Arkadaşlar teşekkürler. Levent Bey iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Arabada bekliyorum ben. Tamam. Sen niye arabada beklemedin? Sıkıldım. İnan bana dünyanın hiçbir yeri burası kadar sıkıcı değil şu an. Çat diye odaya girdi. Bir dinle mi için laflar? Sanki ben şeyim. Rezillik ne demek ya? Ya hayatım tamam bir sakin ol lütfen. Sanki makin olamam İlkan. Hakaret edildi bana bu evde. Burası bayağı heyecanlıymış ya. Yani burnuna kadar fakirliğe ve rezilliğe batmak istiyorsan sen bilirsin. Şu oda geç. Hakaret etme ya. Hakaret olarak da değil. Ne olarak algılayayım İlkan? Duymadın mı söylediklerini? Tamam bir tanem bak sen üzülme. Ben şimdi hallediyorum. Tamam. Sen kimsin ya? Bülent. Misafir. Benim gibi. Ha biz sizi eksiktiniz çünkü. Allah'ım anne. Yarabbim ya. Ha anne. Ha bak İlkan bu. Ablamın oğlu. Yalakalık yapacaksam diye. İyi günler. İsmail ben. Songül Hanım'ın krizantemden komşusuyum. Bu ne ya? Her yerden bir kafa çıkıyor. Ne oluyor anne? Kim bu adam? Bir de içeride tuhaf bir çocuk var. Ha bu işte. Bu kim? Bülent. Aa, bir şey Bülent Bey, bir şey mi istediniz efendim? Yok, sıkıldım. Sen bırak arkandakini, önündekini, yanındakine bak. Onun hesabını ver bana. Hoş geldin çocuğum. Evet, dinliyorum. Hoş geldin diyor bir de ya. Ayıp ettin kızı anne. Ayıp mı ettim? Ben mi ayıp ettim? Ay ayıp ettin diyor. Ayıp ettin diyor. Ya sen beni kalpten götüreceksin mi ya? Ya sen beni insan içine çıkılamayacak hale mi getireceksin ya? Ya oğlum senin ne işin var aile evinde kapalı kapılar ardında kızla orada odada? Ya anne sen ne drama yaptın ya? Ne oldu ya? Ne oldu sanki? Ha? Ne yaptık sanki içeride böyle kalpten falan gidecek? Bana bak. Ben bilmiyor muyum senin ne yaptığını kapalı kapılar ardında? Aa, ablam Ordundar'a bağladı kapalı kapılar ardında falan. Anne abartma istersen ha. Koca adamım ben. Ya benim de bir takım ihtiyaçlarım var yani. Ya Allah seni kahretmesin. İnsanların yanında babaannem var, burada kızlar var. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne yapayım anne? Ya benim sanki kendi evim vardı da ben kız arkadaşımı buraya getiriyorum. Ay yani. Allah'ım delireceğim. Sus Allah seni. Ya sen bu bir değil, iki değil. Sen gittin Meryem'in de kanına girdin. Ya ben o kızı koruyamadım ya senden. Ya anne Allah aşkına sanki ben mi öldürdüm kızı ya? Bana ne şarlıyorsun? Benden mi koruyamadın kızı? Evet senden koruyamadım. Sen hamile bırakmadın mı o kızı? O kız gitti intihar etti senin yüzünden. Ben ne vicdan azap çektim biliyor musun? Sonra başkaları öldürmüş deyince donu duyunca böyle rahatladım ya. Abla ne diyorsun ya? Yani o manada değil ya. Yani vicdanım şey etti. Yani rahatladım manasında. Senin sıkıcı dediğin ortam bu mu? Yok olmaz bitti. Lamicimi yok. Sana bu işler yasak. Ana ablam cimayı yasakladı. Sen sus komik mi? Değil mi abla? Hani bak insanlar neresiyle gülüyor ya? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına boş boş ya? Bak boş boş deme. Bir daha söylüyorum. Benim evimde o işleri yapamazsın. Git nerede istersen yap. Benim evimde böyle cenabet tövbe yarabbim. Benim evimin bereketini kaçıracak. Yok diyorum yok. Olmaz. Bir kere sen Medine ile evleneceksin. Ya ne Medine'si anne? Ben Medine ile falan evlenemem. Ne demek evlenemem? Oğlum konuştuk ya. Hayır ne konuştuk anne? Ne konuştuk? Ben tamam mı dedim? Ben o zaman da size olmaz diyecektim zaten de siz alelacele bir şey yaptınız çıktınız. Sen ne diyorsun ya? Niye evlenemiyorsun? İçerideki kız yüzünden mi? Onun bir adı var anne. Aydan. Hem zorla mı ya? Ne demek Medine ile evlenecekmişim? Oğlum abileri peşinde kızın. Benim yarın o evlilik şeysini onlara göstermem lazım. Lamicimi yok. Bana bak. Vallahi bu sefer vuracaklar bu kızı. Senin Medine ile evlenmen şart. Maalesef. Maalesef Songül Hanım mümkün değil. Annene haber vermedin mi? İlkan'la biz evleniyoruz. Nergis'ciğim, ya bu kız
sürekli aynı şeyi söylüyor. Bir Yavuz diyor, bir Aylin diyor. Yani tesadüf olabilir mi bu? Ha? Bir söyleyin bakayım bana. Yani diyorsunuz ki ben Demir'le Hayri'den şüpheleniyordum ama aslında mevzu Aylin'le Yavuz. Yani. Ha, Yavuz mezardan çıkıp gelecek. Şekerim, ben Feyyaz'a da söyledim. Yani Feyyaz Bey'e de söyledim. Ben o Yavuz'un öldüğüne inanmıyorum. Buraya da çiziyorum, göreceksiniz. Çok fazla dizi izliyorum. İstersen çağıralım Canan, ha? Ey Yavuz, geldiysen üç kere kapıya vur. Ay! Ay bismillah, tövbe. Bir şey yok ya. Allah Allah, ben de şey yapıyorsun. Ay valla içim çekildi. Ben de bir şey oldum yani, yalan üç kere. Bahçemam, alma işler. Alacaklı gibi kapı çalıyorlar ayol. Nergis bak, burayı düşünmemiz lazım. Bu kız iki gündür sürekli aynı kişilerin adını söylüyor. Bir Yavuz diyor, bir Aylin diyor. Ya burayı bir düşünmek lazım. Ya ne bileyim Canan, yani kızın kafası gitmiş, şaftı kaymış. Ya kusura bakma da şüphelendiğin insanlardan bir tanesi ölü, bir tanesi de Aylin. Vallahi sen de kusura bakma da Nergis, şimdi ben burada Canan Hanım'la katılmak zorundayım. Çünkü hakikaten kızın ağzından iki gündür Aylin ve Yavuz'dan başka bir şey çıkmadı ya. Evet, çok şükür. Ya yeter yeter, vallahi çok uzattınız. Şiştim ben artık. Feyyaz, sen de her lafın içindesin. Haminle gibi sürekli yanımızda. Yeter ya, git bir işine gücüne bak, bir şeyler yap. Vallahi sen Haminle de iş güç mü bıraktın Nergis'ciğim? Gideyim de hangi işe gideyim ya, kusura bakma da. Şimdi bir de düğün yapacağız. Artık kocanın da şoför yapamayacağına göre. Söyle ben gideyim, hangi işe güce gideyim? Tamam, git iş güç bak o zaman. Nasıl? Bayağı git bir iş bul. Evet. Benim de içime sinerse, aklıma yatarsa hemen kuracağım sana o işi. Kuracağım diyor. Aa! Allah! Hadi. Be. Hadi. Nergis'im benim. Hadi. Çocukların babası olarak seni gururlandıracağım. Hadi, hadi. Feyyaz Ağırtaş'ı sana yeniden tanıtacağım. Hadi, hadi Feyyaz'cığım. Yine, yeniden Feyyaz. Hadi, hemen git bak işe sen. Sevgiyle kucaklıyorum. Hadi, hadi, hadi. Haydi bakalım. Yasemin. Ay korkma. Ah, burada canım mı yersin, orada mı diye soracaktım. Sakin ol. Ayol, kızın ödü patladı yahu. Hay Allah'ım, ne yaşadı bu kızcağız? Kim ne yaptı da böyle oldu? Ah canım, korkma. Biz buradayız. Evet. Korkacak bir şey yok. Biz evet, buradayız. Canım, sarıl. Hiç korkma. Ah canım, korkma. Benim canım. Bak, çok güzel çorba. Ya abicim, deniz yoluyla Yunanistan, oradan vereline Avrupa nedir ya? Ben sana diyorum ki pasaportumu, vizemi halledeceğim. Normal zengin gibi direkt uçağa binip gidemiyor muyum? Demir, açar mısın kapıyı? Lütfen açar mısın kapıyı? Açar mısın? Ha? Alo. Halil, bir daha söyle, duymuyorum. Alo. Dur, arayacağım ben seni. Ya Allah Allah. Ne var ya? Ne var dandandan ya? Bir konuşturmadın. Tuvaletim geldi. Tut biraz, tut. İşim gücüm var benim. Ya ben tutucu muyum? Niye tutayım ya? Tuvaletim var. Ya Rabbim ya. Kızım, ilkokul mu burası ya? Hayırdır? Rehinesin sen, rehine. Yok öğretmenim acıktım, yok öğretmenim çişim geldi. Bu ne lan? Demir, altıma yapacağım diyorum. Kapıyı açar mısın? Of, bir bitmedi derdin ya. Tamam. Bekle, ben geliyorum. Bekleyemem kapıyı. Ya dur ya, dur. Demir! Geldim be, dur. Öf. Amma konuştum be kadın be. Hah. Şşş. Uyanıklık etme. Bu yaptığın son uyanıklık olur. Anladın mı? Ne diyorsun ya? Diyorum ki ışıklar içinde uyursun. Düşün bak. Ölmüşsün, böyle uyuyacaksın güzel güzel. Her yer şıkır şıkır ışık. Hiç hoş değil. Evet, hiç hoş değil. Sen şu silahı bir çeksene Demir. Beni bir dinle. Ha. Güzel yalanlarım var diyorsun ha? Yolla gelsin. Yok, yalan değil. Ben gerçekten sana arayıp haber verecektim de sen yanlış anladın beni. Ha. Ondan öyle çantayı doldurmuş kaçıyordun ha? Yürü. Ya ben paraları çantaya doldurduktan sonra hemen evden çıkayım dedim, böyle biri gelir bir şey olur diye. Çıktıktan sonra seni arayacaktım. Yemin ederim arayacaktım, değil mi? Tüf ya. Keşke seni bekleseydim arabanı, değil mi? Ha? Sen öyle beni karşısında dam diye görünce Yasemin'in eşyaları bu çantadakiler demek zorunda kaldın. Hep benim hatam.
Bana bak gerizekalı, az önce konuştuğun her şeyi duydum. Sen o kadar parayla ülkeden çıkabileceğini mi sanıyorsun? Havalimanına bir bavul dolarla seni salarlar mı sanıyorsun? Olmaz mı diyorsun? Olmaz. Ama ben öldürürüm. Yani gel bir konuşalım böyle iki medeni insan gibi. Ben hallederim. Gerçekten güven bana. Yok, öyle yapmayacağız. Ben bunu bir araştıracağım. Yürü. Yetiştirme. Kim arıyor? Sana ne ya? Yürü gir içeri. Yürü. Bana bak. Bir hareket yaparsan sıkarım ha. Git. Ya Demir! Demir beni kapatma buraya! Benim kapalı alan fobim var ya! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı diyorum! Aç şu kapıyı! Efendim Ali? Hah, alo Demir. Bize acil yardımın lazım. Ne oldu, hayırdır? Hani bu filmlerde olur ya, çok gerçek gibi görünür sahte pasaport filan. Onun nikah cüzdanı olanından lazım, ha. Ne alaka şimdi? İşte İlkan'la Medine'yi nikahlayacaktık da sonrasında işte İlkan başka bir kızla nikahlanacağı için yani şey Aydan Hanım onun bir adı var Aydan ha. Onunla nikahlanacağı için Medine ile olanı formalite gibisinden yapalım diye yani. O sahte cüzdana izin verdiler. Hani böyle abilerine göstermelik Allah izin verirse. Yapamam. Efendim? Ya kızım işim gücüm var benim. Hem zaten ben o alengirli işlere tövbe ettim yani. Yapmıyorum. Nasıl ya? Nasıl yapamazsın? Nasıl? Ne demek yapamam ya? Ne demek yapamam? Hem sen ne iş Demir ya? Nikahtan da apar topar çıktın. Dün de yapıştın bana kene gibi, bırakmadın peşimi. Bana bak, sen bir işler mi çeviriyorsun? Ya yok be kızım, ne iş çevireceğim ya? Benim bu yurt dışından patronlar geldi, onlarla uğraşıyorum. Tamam, şimdi ne yapabilirim senin için? Söyle, tövbemi bozuyorum. Hadi. Cam açılmıyor. Demir parmaklıklar var. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım ya? Çıldıracağım şimdi. Ya Demir, aç şu kapıyı. Bak, ben burada daha fazla kalamam. Of, delireceğim ben ya. Çıkacağım buradan, iyice kafana kısıldım. Ne yapıyorsun ya? Aa! Gerizekalı anahtarı kapıda unutmuş. Şimdi... Ses çıkmasa... Tamam Hayriye, tamam. Ben bakacağım, bulacağım birilerini. Tamam mı? Hadi kapatıyorum. Ya bir dur, nasıl bakacaksın ya? Ne zaman bakacaksın? Bak, bizim iş çok acil. Yarına doluyor müddet. Yani bizim bu abilerin suratına o nikah cüzdanını sallamazsak onlar bizim üstümüze toprak sallar ya. Acaba diyorum, sen gelsen de biz seninle yüz yüze mi konuşsak, o daha iyi olacak ha? Ya Hayriye, ben şimdi nasıl geleyim ya? Lan! Aydın! Aydın, buraya gel Aydın! Demir, defol git başımdan diyorum. Ya manyak mısın, psikopat mısın, nesin sen ya? Gel buraya. Hayırdır kızım, sen nereye lan? Aydın, Aydın ne yapıyorsun? Lan saçmalama, bir yere vuracaksın. Bırak o zaman. Saçma sapan hareketler yapma. Yapacağım. Ya Aydın. Ya manyak mısın, bırakmıyorum. Lan durdursana şu arabayı lan. Aydın. Öleceğimi bilsem yine de alacağım o parayı. Beni o temizlikçiler gibi salak sandın herhalde Demir Efendi. Ah.
senin ailen yok mu kızım? Var. Niye? Ha demiyorlar mı yani bu kız nerede, kimlerle, korkmuyorlar mı? Yok canım, niye korksunlar? Sonuçta evleneceğim adamın yanındayım. La havle. Evlat olsa sevilmez. Ay Allah'ım ya Rabbim, onlar senden korksunlar. Abla sen de koşa koşa kaynana oldun ha. Güner Hanım'a bağladın 2 dakikada. Görmüyor musun nasıl arsız? Ay niye? Ablam sinirden titriyor. He bravo Mert'in, gördüğünü hemen anlıyorsun ha. Kızım bence sen yavaş yavaş gidiver. Vallahi bak anan babam merak edecekler. Yok yok, kimse merak etmez beni. Siz hiç dert etmeyin. Bugün işe gidene kadar İlkan'la birlikteyim. Öyle plan yaptım. Öyle plan yaptın. Bulacağım ben bunu. Ne diyor ablan? Yolacağım diyor. Tuttu. İyi olma, sakin ol. Salon kadını tavrından ödün verme. Neyse, ne diyorduk ha bu cüzdan? Yani Demir'i aradım, konuştuk, kapattı. Şimdi arıyorum, açmıyor. Yani kendisine de günahım kadar güvenmem. Acaba biz başka biriyle daha mı denesek bu cüzdan işini, ha? Nasıl yani? Başka sahte evrak yapan tanıdıklarınız da mı var? Ya estağfurullah, estağfurullah. İsmail Bey, biz nereden olacak biz böyle sahteci mahteci tanıdığımız yok. He, estağfurullah. İlkan, senin yok mu başka dalaverici tanıdığın ya? Bu silah külah işlerinde evrakçı tanıdık edinmedin mi? Bu nasıl network ya? Ne silahı İlkan, ne diyor bu? Yok yok, yok bir şey, ben sana sonra anlatırım. Ha, Demir mi acaba? Anam yok, Feyyaz Bey. Alo, Feyyaz Bey, buyurun. Hah, Hayriye, kız bana bak. Şimdi uğradım sizin eve. Dönmediniz mi ya nikahtan? Bu ne nikahmış, ne düğünmüş arkadaş, aşiret düğünü gibi. 40 gün 40 gece sürdü maşallah, bitmek bilmedi ya. Yok ya, yok, nikah olmadı ki. Nikah olmadı ki 40 gün 40 gece sürsün. Ne demek o ya, niye olmadı? İşte Medine kardeşim zincirlerini kırdı, biraz da rock'n'roll dedi, nikahtan kaçtı. Ne? Ya Bedevi ya! Ah Bedevi ya! Ama belliydi bunun böyle olacağı. Daha teklifi alır almaz kaçan kızın nikah tamamı erdirmezdi. Nasıl bekledik ki biz? Ah be Murat'ım ya, ah be Murat'ım. Vallahi adamın çekilecek çilesi varmış ha Hayriye. Bana bak, bu nikah salonunda öylece kalmış olmasın bu sefer. Ben geleceğim siteye, sonra konuşuruz. Hadi Feyyaz Bey. Anam! Çok geç kaldık. Hadi, hadi. Kaç oldu kız? Saat kaç oldu? Benim Levent'in işten kovacağı saati çoktan açtık. İsmet, nasıl rahat rahat oturuyorsunuz ya? Hadi Levent kovacak beni. Abla, şu çorabım çok kötü olmuş. Böyle gidemem. Bir şey vereceğim mi bana? Evet, evet. Sen git değiş üstünü. Ben de değişeceğim. Nergis Hanım'ın da prensipleri tutmuştur zaten. İyi günler efendim. Ha, biz de hemen geliyoruz. Hemen 5 dakika. Abla, biz de gelelim. Siz ne? Siz ne kızım, siz ne? Nergis Hanım ne dedi? Ne dedi? Nikahtan sonra Murat Bey'in evine gideceksiniz dedi. İzniniz oraya kadardı. Kusura bakmayın, siz burada kalacaksınız. Esma Hanım, artık senin de incilerin dökülmezse gece konuda kalacaksın. Haberin olsun. Sen bu kızlara mukayyet oluyorsun. Tabii Aydan Hanım izin verirse. Çünkü görüyor musun, sen kul köle olmuşsun ya. Vallahi bile aferin sana, aferin. Aferin, bravo. Aynen böyle devam et. Aynen, aynen. Beni el birliğiyle çıldırtın siz. O bir sahte nikah şeysini de şeyini şey yap. Madem artık buralardan gidiyorum, son bir kez vedalaşalım bakalım Murat Bey. İlk kez bir işime yarar bari. Allah seni belanı versin Aylin. Ya hayır ya, hayır, bu kadar yaklaşmışken olamaz, Allah belasını versin ya. Of.
Ah benim torunum ya. Ah benim canım. Ah ne anası var başında, ne babası. Ah benim bahtsız çocuğum. Anneciğim tamam yapma artık, çocuk anlayacak. İleride anlamayacak mı kızım? Anası bir tarafa gitti. Babası bir temizlikçinin peşinde. Musabi'ye bakan yok zaten. Anneciğim yani neyin yanında konuşmayalım bunları. Bak uzmanlar diyor ki çocuklar böyle şeyleri anlıyor. Ay başlatma şimdi uzmanından. Bu yaştan sonra bana çocuk bakmayın bırakacaksınız. Kaç tane çocuk büyüttüm ben. Allah'ım yarabbim ya. Tamam anne her şeyi sen biliyorsun. Biliyorum tabii. Sizin bildiklerinizi de gördük. Böyle koca koca boş kafalar, kürek gibi diller. Aylin? İyi misin sen? Murat evde mi? Yok. İşte. İşte mi? Ha. Aylin? Ne böyle yüzün bembeyaz kızım? Kasaşın başın karman çorman. Savaştan mı çıktın sen? İyi misin? Murat evleniyor ya. Bir kötü oldum. Ama yine de büyüklük bende kalsın diye mutluluklar dilemeye gelmiştim. Ben buralardan gidiyorum. Murat evlenmedi. Hatta tamamen ayrıldılar. O kız ölse bile Murat gidip bakmaz ona. Öyle mi? Murat adına sevindim tabii. Ama benim için durum değişmiyor ki Güner anne. Yani ben dayanamıyorum artık. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı benim. Kocamın beni bırakıp evdeki hizmetçiyle evlenmeye kalkması... benim unutabileceğim, kolay kolay atlatabileceğim bir şey değil. Ne yapacaksın peki? Dediğim gibi, buralardan gideceğim. Kızım alabilir miyim? Gel güzelim. Oy anneciğim benim. Gel, gel güzelim. Kimseyi görmek bile istemiyorum. Ay kızım böyle kapının ağzında olmuyor. Girsene içeri rahat rahat konuşalım. Yok yok Güner anneciğim. Yani ben biraz daha kalırsam gerçekten kötü olacağım. Nereye gideceksin o kadar uzaklara? Ne yapacaksın? Ne zaman döneceksin? Kızım size emanet. Umarım ileride babası bizi bunları yaşattığı için kızımız babasından nefret etmez Güner anne. İyi bakın ona. Güle güle kızım. Allah'a emanet ol. Vallahi siz de kusura bakmayın. Bugün böyle bir sürü şeyin ortasında kaldınız İsmail Bey. Zahmet oldu. Bir de bizi buraya getirdiniz. Estağfurullah. Ne zahmeti? Asıl ben teşekkür ederim. Evinizi açtınız, ailenizle tanıştırdınız. Şeref duydum. Yani. Anam telefon çalıyor. Ay Demir olsa bari şu cüzdan işini halletmiş olsa. Hadi inşallah. Ha, Demir, Demir. İnşallah. Hadi sor. Ha, Demir, iyi haberler inşallah. Hayriye, bak. Aç kulağını beni iyi dinle, tamam mı? Aa. Ne oldu Demir? Ne ya, bu sesin ya? İyi misin? Ya değilim iyi falan. Ben Aylin nerede bulabilirim? Sizi siteden taşınmış. Sen nerede oturduğunu biliyor musun? He taşındı. Buradaydı Murat Bey'le. Ondan sonra işte Murat Bey Medine ile şey yapınca... gerçi yani bugün nikah... Ya Hayriye ne anlatıyorsun sen ya? Kısa kes. Nerede bulacağım ben bu Aylin'i? Gördün ya. Sen ne alaka Aylin'le ya? Ayrıca bağırıp çağırma bana ya. Ne Aylin'le ne yapacaksın sen? Ne işin olur? Ya kızım tamam anlatacağım. Sen bulabilir misin? Onu söyle bana. Aylin? Ha Aylin diyorum ya Aylin. Yok ya Aylin burada sitede şimdi çıkış yapıyor. Hah. Hayriye kurban olayım bak peşine düş tamam mı? Paralar onda bak. Hadi. Yakalayayım düşeyim peşine. Ne parası ya? Ya kızım ben anlatacağım sana. Sen kadını kaçırma. Bin bir şeye git işte bin bir arabaya. Anam bir panik yaptırdın beni ya Demir. İsot abi. İsot abi bana bu araba lazım şoförüyle birlikte. Ne arabası ne şoför ne diyorsun Hayriye? Ya bana araba lazım diyorum. Araba falan veremem. Hem sen nereye gidiyorsun Ali? Hadi eve geç kaldık. Ya halletmiş mi? Bir anlatacağım abla anlatacağım. Bir kere de yaralı parmağı işe. Al şunları. Tamam, al bunu. Anlatacaksın da halletmeyeceğim. Aman da Hayriye. Olacak Güler'in ilaçlarını ver. Hayriye. Aha. Ya nereye gidiyorsun? Ne dur, dur 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 dur. Ay bu iyi. İlaçlarını ver Bülent'in abla anlatacağım. Kardeşim selamlar. Şu öndeki arabayı takip etsene. Hangi araba? Öndeki kırmızı araba. Ana gitmiş mi? Ne tarafa döndü gördün mü? Bilmem. Çık yola da sola dön işte. Aman be. Hayriye ses ver ses. Anam kaçırdık mı arabayı ya? Macera başlamadan bitti mi? Ay yo yo yo. Bak bak iki araba önde. Kırmızı kırmızı parlıyor. Heh.
Hayriye, alo Hayriye ses ver. Alo Demir. Ne yaptın, kaçırdın mı? Yo yo, düştük peşine. Takipteyiz evelallah abimle. Yani takipteyiz derken o manada demedim yani filmlerdeki manada. Başka manada dedim, olumlu olarak. Hakikaten biz bu Aylin'i hangi manada takip ediyoruz Demir? Sizin o Yasemin var ya. He var. İşte onu Aylin kaçırdı. Ne diyorsun? Vallahi arkasında başka kim var bilmiyorum ama beni o tuttu. Nasıl tuttu? Hangi açıdan tuttu? Ya işte anlasa da kızım, Yasemin'i kaçırmak, kasayı da çalmak için. Sen Aylin'le ne alaka ya? Yani birbirinizin şeytansı özelliklerinizin ortak kümede olması dışında sizin ortak neyiniz olabilir ki yani? Nereden tanışıyorsunuz? Ya biz sitede tanışmıştık ya, sonra Yavuz'un evinde kaçırıldığımızda da tanıştık. Sonra da karşılaştık bir yerde. Nerede? Ya bir gün bir güzellik merkezinin kapısında patronumun çıkmasını bekliyordum. İşte orada karşılaştık. Aylin Hanım. Demir ben ya, Krizantem'den. Hatırladınız? Bahçıvan. Da. Takım elbiseli Bahçıvan. Artık şoför. Yani yeni mesleğimi, üniformam bu. Ya onlar ne güzel günlerdi ya. Hani böyle kaçırılmalar, pırlantaların peşinde gitmeler, ya ölmeler, bayılmalar yani. Hatta son gün Yavuz'un kalesine siz de geldiniz. Hatırlıyorum. Da. Sonra ne oldu o işler ya? Yani Hayriye'lerle de ben hiç görüşemedim de. Ya cefasını biz çektik, sefasını Yasemin Hanım sürüyor. Senin salak temizlikçiler bütün taşları Yasemin'e vermiş. Ne diyorsunuz ya? Neyse ne, kısmet diyelim. Diyelim. Aylin Hanım. Bu arada isterseniz ben size numaramı vereyim. Hani yani bir ihtiyacınız olur, transfer falan, bir şey getir götürme gibi. Yani ben mesai dışında da çalışıyorum da bir telefonunuzla gelirim yani, benim de ihtiyacım var. Biliyorsun. Vallahi. İyi tamam, ver. Tamam. Bize salak mı dedi? Aslı kendi salak onun. Demir, sen böyle Aylin'le bizim dedikodumuzu yaparken, bize salak malak diye bizi gömerken hangi ara plan yaptın da acaba çalmaya karar verdin? Abi çalma derken gönül, kalp çalması yani, gönül hırsızlığı gibi hayırlı bir iş. Ha? Ya sonra işte irtibatta kaldık diyelim. İrtibatta mı? Nasıl irtibatta? Ya kızım bırak şimdi sorgu suali. Yasemin'i biz kaçırdık, pırlantaların parası da Aylin'de. Sen nasıl bir insansın Demir ya? Sen nasıl bir insansın? Allah seni kahretsin. Hayır sen böyle bir insansın madem. Ben niye senin ipinle kuyuya iniyorum ya? Salaklık bende. Abi dön, 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 dön. Dönemem abla. Tek yön burası. Ta nerede dönüş baksana. Tamam sonra dönersin. Bittiği yerde döneriz. Ya nereye dönüyorsun Hayriye, saçmalama ya. Aylin bize madik attı diyorum. Pırlantaların parasını da aldı. Sizin de üstünüze yakacak suçu. Sen şimdi sorguyu bırak da neredesiniz siz, onu söyle bana. Abi neredeyiz biz? Uskumru köyden Demirci köy istikametine gidiyoruz. Heh. Duydun mu? Tamam, tamam duydum. Hayriye bak gözünü seveyim, kaybetme. Bana da canlı konum at, takip edeceğim. Tamam atayım, atayım da. Ne yapacağız sonra? Senin de benim de hakkımızı alacağız. Ya bırak şimdi, sen konuma at bana canlıyı. İyi tamam, atıyorum hadi. Buyurun efendim. Bu Hayriye nereye gitti ya? Sen bir şey anladın mı? Hayır efendim. Ama o hep gider. Hep bir hayat memat meselesi vardır. Alışkanlık edindi bunu artık. Çok disiplinsiz. Aha, geldi herhalde. Levent Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu saatte beklemiyordum sizi. Şaşırdım açıkçası. Ameliyatım iptal oldu. Siz ne yaptınız? Ne zaman geldiniz? 10 dakika kadar oldu efendim. Nasıl geçti? Var mı yaramazlık? Yok ya, çok eğlendim. Bayağı olaylıydı. Olaylıydı derken? Ya işte gelin kaçtı, sonra bayıldı. Sonra biz onu gecekondu mahallesine falan götürdük ama bir görmen lazımdı abi. Bayağı acayip bir yer. İsmail, siz Bülent'in nikahından başka bir yere daha mı götürdünüz? Efendim hani kızcağız yani Medine bayılınca Hayriye de o şekilde. Çabuk Hayriye'yi çağır bana. İsmail duymuyor musun? Çağırsana Hayriye'yi. Önce Hayriye'yle sonra da seninle konuşacağız. Efendim, benim gerçekten dahlim olan bir durum değildi oraya gitmemiz. Nasıl değildi ya? Sen de o kadının evini göreceğim diye balıklama atladın ya olayı İsmail. Çağır Hayriye gelsin. Efendim, maalesef çağıramam. Çünkü Hayriye evde değil. Evde değil ne demek? Yani evde değil derken buralarda ya.
Efendim şöyle oldu. Evin önüne kadar birlikte geldik ama sonrasında hiçbir şey söylemeden, daha doğrusu doğru düzgün bir şey söylemeden bir taksiye atlayıp gitti. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. İşten kaytarmasından, ortadan kaybolmasından, habersiz kaçmasından geçtim. Ama ben Bülent'e emanet ettim ona. Nasıl bırakıp gider? Nasıl bir sorumsuzluk bu? Haklısınız efendim. Ben gelince kendisiyle konuşurum bu hususta. Yok, konuşulacak bir şey yok. Eşyalarını toplasın gitsin. Kovuldu. Kovuyor musunuz efendim? Ben bir ikaz edersiniz diye düşünmüştüm. Yani o kadar, kovacak kadar bir durum yok ortada. İşinize karışmak gibi olmasın ama Hayriye bu evde bayağı bir işe yarıyor. Evet, yani bayağı bir işe yarıyor. Ben çok memnunum. Ben memnun değilim. Efendim son bir şans versin. İsmail, Hayriye'nin aklına uyup o gecekondu mahallesine Bülent'i götürmen yeterince sinirimi bozdu. Daha fazla şansını zorlama istersen. Çünkü biraz daha konuşmaya devam edersen Hayriye ile birlikte seni de... Ay Nergis Hanım, geldik evde incin top oynuyor. Ben dedim siz herhalde buradasınız. Hem geldiğimizi haber vereyim dedim, hem de bir Yasemin Hanım'a geçmiş olsun diyeyim dedim. Tamam, geç hadi. Ha. Gel canım, gel. Şey, Canan Hoş Hanım, geldin. Buraya gelince de ellerim hep şeye gidecek gibi oluyor. Ah Songül'cüğüm, kader işte. İnsan ne oldum dememeliymiş, ne olacağım demeliymiş. Ay yok yok, Songül o. Korkma, Songül, Songül. Songül, tanıdın mı? Geçmiş olsun. Yasemin Hanım, Allah şifa versin. Konuşamıyor değil mi? Hadi bakalım. Ya işte öğretiyoruz yavaş yavaş. Bak her şeyi yazdık. Ha. Öğrenecek inşallah. Ay Allah senin açıklığı versin. Amin, amin, amin. Gel canım. Siz ne yaptınız? Nasıl geçti nikah? Medine nikah masasından kaçtı. Ne? Yine mi kaçtı ya? Aa. Allah. Biz de kös kös eve döndük. Aa. Ya yok yok, senin eve değil. Hı. Yok merak etme. Ben onları gece konduya bıraktım. Sağ olsun İsmail Beyler de bizi buraya getirdi. Hı. Bak görüyor musun ya, ben bir de demin sitede Aylin Hanım'ı gördüm. Demek ki duydu bu nikah meselesini. Hemen Murat Bey'in peşine leş kargası gibi üşüştü. Sanki boşanmadı adamdan. Yılan. Hı. Sarı yılan. Hı. Ne oldu? Ne oldu? Susadın mı? Ne oldu canım? Aa, susadı mı acaba? Aa, biz sana öğretmiştik. Bak, bak su. Su mu istiyorsun? Yemek. Allah. Aa, ne? Yaptı? Yemek. Millet deliye, biz akıllıya muhtaç. Efendim Songül, bir şey mi dedin? Ha, yok bir şey, yok bir şey. Ha. İyi, tamam. Madem artık Medine'lerde döndü, biz de kendi düzenimize yavaş yavaş dönelim. Değil mi? Ha. Anladım. Yani fabrika ayarlarımıza geri. Tabii, tamam. tabii. Dönelim. Prensiplerimize dönelim diyorsun yani. Songül. Evet. Öküz öldü, ortaklık bitti. Efendim? yani ölünün ölmediği anlaşıldı. Ya hani senin de dertlerin bitti. O zaman ne oldu? Yukarıdakiler yukarı, aşağıdakiler aşağı. Fabrika ayarları. Songül. Anladım ben yani, onu diyorsun. Sen bana laf mı sokuyorsun Songül? Ay yok canım. yok yani öyle bir laf sokma falan, estağfurullah. Onca zaman evimi açtım ben senin arkadaşlarına. O kadar olaylar oldu, hadiseler hiç bitmedi, gıkımı bile çıkarmadım. Şimdi kötü mü oldum? Ama böyledir bu işler. Öyledir tabii. İyiliği yaparsın, önce teşekkür ederler. İkincisinde hak bellerler. Üçüncüsünde yapmadığında da küserler. Yok öyle değil. Yani Nergis Hanım, ben onu demedim. Tabii. Yok yok, ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Ama ne konuştuysak o. Benim bir evim var, onun bir düzeni var. Ve müsaade edersen kuralları ben koymak istiyorum. Yani tamam insanız, iyiyiz, hoşuz ama abartmayalım. Herkes yerini bilsin. Tabii ki. Songül'cüğüm. Hadi sen eve geç, yemek falan yap. Aha.
Yapar o geçer yapar. Olur. Tamam. Ne sana? Hadi benim canım. Hadi bakalım kolay gelsin. Gözüm kör olsun parasızlık. Bu yaşta kadarım yiyip yuttuğum laflara bak. Hiç laf söylenmiyor. Hiç. Alo. Ha Ekkan konuşamadık seninle doğru dürüst. Bak bir iki konuşalım tamam mı? Aydan'dayım şu an hala anne. Hala. Ha kopamadınız yani birbirinizden. O zaman sen şimdi işe gitmeden önce benim yanıma bir uğra oğlum. Olur mu? Ya daha ne istiyorsun anne ya? Tamam işte. Yalandan evlilik cüzdanına da tamam dedim. Daha ne konuşacağız? Oğlum ya sana ne oluyor böyle? Ne bu isyankar haller? Ya kim giriyor sen aklına? Bana bak annen gel diyorsa geleceksin. İlkan, eğer senin annen olmasa hayatta susmazdım. İnsan öyle rencide edilir mi ya? Odada ayrı, milletin yanında ayrı. Yerin dibine girdim utancımdan. Ya aşkım bir şanssızlık oldu ya. Aslında benim annem öyle biri değildir. Çok şefkatlidir yani. Ya mahallenin kızlarına bile annelik eder ha. Bak seni bir tanısa çok sevecek, emin ol. Vallahi onu bilemeyeceğim. Bana bayağı ahlaksız bir kadınmışım gibi davrandı İlkan. Size iyi günler. Ben çıkıyorum. Ya sıkma canını bebeğim. Bak ben annemle konuşurum. Ya gerekirse özür diler yani. Tamam mı? Sen şey yapma. Tamam. Ya İlkan. Ha? Üstünde para var mı hiç? Ben ceketimi değiştirdim ya herhalde. Onun cebinde kaldı. Tabii tabii dur. Bu kadar var ama yeter mi? İdare ederim ben ya. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz yine. Görüşürüz. Hadi sen üzülme. Konuşacağım ben. Ya İlkan. Kusura bakma lütfen yani şey... Benim yüzümden arkadaşınla yani kız arkadaşınla şey oldunuz öyle. Senin benimle evlenmek gibi bir zorunluluğun yok. Sakın öyle düşünme. Yani Songül abla en yakınımızda sen varsın diye seni öyle şey etti. Ya tamam sen bir de kendine bunu dert etme. Tamam. Senin zaten derdin başından aşkın. Halledeceğiz ya çözeceğiz bir şekil. Ha oğlum ben namaz kılmaya gidiyorum. Tamam tamam babaanne. Allah kabul etsin. Sağ ol. Tamam Medine ya sen de üzülme artık yeter. Bak gel. Gel yanlış anlamazsan sana bir şey söyleyeceğim. Ya bak sen çok güzel bir kızsın. Yani formalite falan olmasa da herkes seninle evlenmek ister zaten. Estağfurullah. Ama ben Aydan Aziz Dur'una aşık oldum yani. Aşk çok acayip bir şeymiş ya. Vallahi bak. Yani böyle insan her an onu görmek istiyormuş. Böyle o gün görse o gün çok güzel geçecekmiş gibi. Görmediği gün eksikmiş gibi. Bir gülse... Ya bak dünyada daha güzel manzara yok sana yemin ederim. Ne güzel anlatıyorsun aşkını. Keşke ben de seninki gibi bir aşk yaşayabilseydim. Ama benim aşık olduğum adam, yani işte Murat Bey, benden bahsederken böyle pişmanmış gibi, yani böyle acıyarak bahsediyor. Hani bana kızdı ya herkes ben öyle nikahtan kaçtım diye. Ha. Ha, bilmiyorlar ki öyle sevdiğim birinin gözlerinde seni hiç beğenmediğini gördüğünde ne kadar fena bir şey olduğunu bilmiyorlar. Yani böyle sanki... Yani böyle sanki bir şey kırılmış da böyle burana batıyormuş gibi oluyor. Olmaz mı ya? Yani ben Aydan'a böyle alıp içime sokacakmış gibi bakarken... bilsem ki o bana acıyor falan.
Ya yok Medine. Sen bırak bizimkileri falan, bak sen en doğrusunu yapmışsın. İnsan öyle sevdiğinin kendisine beğenmeyen gözlerle bakmasına falan dayanamaz ya. Öyle olacaksa hiç olmasın daha iyi. İlk kez biri beni anlıyor biliyor musun? Bir aşık aşığın halinden anlar kızım. Ya bazen böyle diyorum ki keşke başka bir şartlarda onunla tanışsaydım, karşılaşsaydım. Ne bileyim mesela bu ailede doğmamış olsaydım. Aylin Hanım gibi olsaydım. Onun gibi böyle güzel konuşabilseydim. Güzel giyinebilseydim. O zaman belki Murat Bey de benimle gurur duyardı. Ben de onu o zaman hiç bırakmazdım biliyor musun? Ya da zengin olsaydın. Vallahi bu çağda Sevda'nın peşine gitmek bile paraya bakıyor ha. Ha Demir. Ne yaptınız Ayriye? Devam değil mi? Aman sakın bak gözden kaçırma. Nasıl gözden kaçırabilirim acaba? Dümdüz yol gidiyoruz işte. Salak mıyız biz senin gibi? Tamam ben de yaklaşıyorum size. Biraz daha sıkın dişinizi. Sıkarız sıkarız da. Sen onu bunu bırak. Sen nasıl yaptın ettin? Yani benim kafam allak bullak oldu. Vallahi karman çorman oldum yani. Düşünüyorum düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Yani siz nasıl yaptınız ettiniz de bu Yasemin'i şey ettiniz? Ya kızım öğrenip ne yapacaksın ya? Ne demek öğrenip de ne yapacaksın? Hangi tuvaletin yolcusuyum bileyim değil mi? Yok be kızım ya, sendik bir şey yok. Ya ona da mı sen karar vereceksin, kriminal bahçıvan? Hadi takipteyiz madem, anlat dinliyorum. Of peki. Bak Aylin bir gece beni çat diye aradı. Hani bunlar kavga etmişler, öldü sanmışlar ya Yasemin'i ha? İşte o gece. Alo? Demir, Demir çok acil yardımına ihtiyacım var. Hayırdır Aylin Hanım, yani gece gece böyle transfer falan mı lazım oldu? Ya bir dur, bir dinle. Hani senin şu hırsızlık marifetlerin falan var ya. Nasıl? Çok para kazanmak istiyor musun Demir? Yani Aylin Hanım kim istemez? Tamam o zaman beni iyi dinle. Hani sana şu bahsettiğim pırlantalar vardı ya Yasemin'de kalan. Evet. İşte o pırlantalar artık sahipsiz kaldı. Sana bir teklifim var. Buyurun. Sen de hemen atladın tabii. Duramıyorsun çünkü kaslaştığı için sen de. Ya zaten ben ölen ölmüş diye anladım başta. Allah taksiratını affetsin, kalan sağlar bizimdir diye düşündüm. E sonra bir gittim, bayağı ölmemiş Yasemin. Yani biz içeride başkası var diye çaldık kapıyı ama bayağı kendi açtı. E öyle olunca evdeki hesap çarşıya uymadı. Çarşı pazarda karıştı tabii biraz. Sonra da kasayı aldınız. Aynen öyle yaptık. Benim patronlar da yurt dışındaydı. Onların Polonezköy'de bir evi var. Yasemin'le birlikte kasayı da oraya götürdük. Geç, 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 geç. Gel Demir. Yatır, yatır, yatır. Tamam. Tut bir ucundan şunun ya. Tamam, hadi kasaya. Tamam. Ama tabii şifresini bilmediğimiz için açamadık. Olmuyor öyle. Demek ki daha güçlü vurman gerekiyor. Dur, dur çözeceğim. Çekil. Geç, bu yüzden dene. Geç, geç. Nasıl deneyeceğim ki? Bak bakalım. Ay böyle ilkel yöntemlerle bu kasa mı açılırmış ya? Yok mu bunun şifresini kıracak biri? Var biliyorum, zevkinden yapıyorum ben bunu. E şimdi parayı aldık diyordun. Kasayı nasıl açmış şimdi? Ya sen dedin ya hani telefona yazıyor şifreleri Yasemin diye. İşte telefonu da kırdırınca şifrelere ulaşıp kasayı açtık. Sana. Abi kusura bakma. Geldim üstüne. Senin boyun posun devrisin Demir. Senin boyun posun devrisin. Yine beni kullandın değil mi? O çiçekler, o özledimler falan hepsi yalandı tabii. Ya kızım şimdi oraya mı takıldın ya? Neye takılacağım pardon ya? Neye takılacağım? Saf saf inanmışım sana. Yine kazıklanmışım. Kızım bak ben bütün o kazıklanmaları sana unutturacağım tamam mı?
Sözüm söz. Parayı alalım, yarısı senin. Ben bak zaten çok yaklaştım konuma. Sakın gözden kaçırma Ayriye, ne olursun. Allah'ım, kimin lafıyla iş yapıyorum ben ya? Sen ne biçim bir insanmışsın Demir ya? Ayriye, bunları sonra konuşalım. Çık oradan şu anda, çık. He, çık. Kolaysa sen çık. Anam, taksimetre ne diyor ya? Demir, yalnız şey, ben düğüne gideceğim diye yanıma para aldım da yani bütün birikmişimi. Ama bu taksimetre yani ondan çok daha fazla tutmuş durumda ya. Anam, yok yetmez bu. Ben biraz ileride inerim ha. Ya manyak mısın kızım sen? İnersen Aylin'i kaçırırız. Ben sana kadının çantasında milyonlar var diyorum. Sen hala iki kuruşun hesabını yapıyorsun ya. Sen çalmaya çırpmaya alışkın oldun da seni bozmaz tabii böyle şeyler. Ben kimseye borçlu kalamam, anladın mı? Taksiciye bile. Kalmazsın. Ben veririm taksi parasını. Bak sakın ineyim deme. Anlaşıldı. Gözünü hırs ve para bürümüş birey. Unutturma buluşunca senin ağzına yüzüne geçireceğim. Kadın benzinliğe girdi. Abi, kadın benzinliğe girdi. Sağa döneceğiz ha. Gözünü seveyim, kaçırma. Ben de varmak üzereyim. Fulleyelim. Nerede Aylin? Bilmiyorum Aylin. Şu markete girdi. Çanta yanında mıydı? Yok, çanta manta yoktu. Çabuk. Gel. Ya Demir, ne oluyor, ne çabuk çok ya? Çok hızlı olmamız lazım Hayriye. Ne oluyor, niye acele ediyoruz biz? Gel. Hayriye'cim ya, nasılsın? Ha? Bu saçların güzelliği ne böyle? Sen ne yapıyorsun ya şu saçlarına? Ne yaptırıyorsun anlamıyorum. Düğünde ütü yapmıştım işte, onun düzlüğü bozuldu sonra. Ne diyorsun ya, ne oluyor Demir? Normal davran. Anam Demir! Mesleğinin inceliklerini mi icra ediyorsun yoksa tövbe? Sadece küçük bir kısmını. Oy Allah'ım yarabbim, sen beni yine neyine sınıyorsun yarabbim? Gel normal davran. Demir nasıl? Nasıl normal davranayım? Yardım ve yataklık üstündeyim. Nasıl normal davranıyorum? Şimdi yok, çaktırma. Geldik sayılır. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım ben yine neye bulaştım kafama? Ablacığım, benim paramı vermeden nereye? 890 mıydı, ne tutmuştu? Ben de. Halledeceğim. 20 lira mı, kaç lira? 100 lira eksik, onu ver. Gördü mü? Hanımefendi. Kartınızı unuttunuz herhalde. Ben mi? Evet. Al abicim al, üstü kalsın, hepsi kalsın. Eyvallah. Allah'ına razı olsun. Bitti mi? İyi. Al. Dur. Yavaş lan. Boynumu kıracaksın ha. Dur bir dakika. Ya Demir, kadın bizi yakalasın diye mi böyle tıpış tıpış peşinden gidiyoruz? Ya Bayri, ne yapalım? Bu yol böyle tek yön. İleride ince kum sapağı mı ne var, oradan döneriz işte. Navigasyon gibi her şeyi de biliyorum. İş icabı. Anam Demir, bu kadar para ne? Ya sen bir de taksi maksi parası diyordun. Ya yırttık aileyi, yırttık. Hayatımız kurtuldu ya. Nasıl yırttık ya? Olmaz öyle şey. Yasemin'e vereceğiz bu parayı. Yok canım ya. Ya ben bu kadar derdi Yasemin'e parayı hibe etmek için mi çektim? Hem ayrıca onlar yani Songül ablanın taşlarının parası. Sen acaba bu kadar derdi çekmeyi bana mı sordun da çektin ya? Kim karar veriyor o paranın ablamın parası olduğuna, sen mi? Ya Hayriye, yani demeye çalışıyorum ki sizin paranız. Hatta senin paran ya. O kadar senin paran ki ikinciye yine seni buldu. Hem Yavuz da yok, rahatsız. Ne diyorsun yani? Ya diyorum ki enayilik etmeyelim, alalım şu parayı ya. Olmaz öyle şey. Yavuz yoksa anası var. Yavuz neyse anası iki katı. Burnumuzdan fitil fitil getirir. Ya yavaş getirsin, nereye getiriyor? Hem zaten bizim aldığımızı kim bilecek ki? Ne sen beni tanıyorsun ne ben seni ya, bitti. Ben zaten seni artık tanımıyorum, tanımak istemiyorum. Hadi de ki oldu da karşılaştık. Bu Aylin düşmez bizim yakamızdan. Yeter, ben vallahi bıktım Aylin'inden de, parasından da, iftirasından da, Yasemin'inden de. O yüzden vereceğiz parayı Yasemin'e. Bu Aylin de düşsün yakamızdan.
çanta nerede ya? Çanta yok. Alan Demir! Bayağı düştü kadın çek, ya. Çek, dur. Dur, yardım edelim, dur. Aylin Hanım! Ben yakamızdan düşsün dedim ama böyle düşsün demedim. Hadi artık, hadi oturun. Bak koydu bile çorbanı Songül. Hadi. Gel. Ha, al Songül. Güzel güzel yiyin bak, o çok şifalı. Songül, makine yıkamamış, iz bırakmış bu tabakta ya. Aa, dikkat edelim olur mu? Onları bir daha böyle koymayalım sofraya. Bunu da değiştir. Hemen. Bir de o kaplara bol bol yemek koy, Yaseminlere götür. Canan da kaldı orada, illa ben bakacağım diye aç kalmasınlar, tamam mı? Tamam, ben koyarım şimdi yemekleri kaplara. Songül onu getir, Songül bunu götür. İşte zenginin dostluğu böyle, işini gördürene kadar. Hiç kimse sormuyor. Sen oruçluydun, iftarını yaptın mı diye. Ben daha doğru düzgün iftarımı yapamamışım. Kursağımdan geçen bir zeytin, bir bardak su. Songül, nerede kaldı tabak? Ay, kafamı bıraktınız ya. Getiriyorum Nergis Hanım. Evet, ver bakalım. Al sen de bakayım. Hah, ye onu. Anne babam nerede? İşe gitti oğlum. Aa, ne iş yapıyor? Ne iş yapacağını bulmaya gitti diyelim. O ne demek ya? Oğlum işte bir araştırıyor bakalım, ne iş yapmak istiyorsa onu yapacak inşallah. Hah, kapı. Kapı Songül. Tamam, bakıyorum ben kapıyı. Demesen açmayacağız sanki. Ha, İlkan. Ne şaşırıyorsun? Kendin gel demedin mi? Hay, dedim de şimdi Feyyaz Bey geldi sandıydık. Dur iki dakika bekle. İzin alayım ben Nergis Hanım'dan. Tamam hadi. Nergis Hanım, İlkan geldi de kapıda. Ya bir iki dakika müsaade etseniz ben onunla bir konuşsam. Yani Songül, tam yemek vakti. Ya çık da uzamasın ne olur, bir gidiyorsun kayboluyorsun lütfen. Yok tamam. Hemen gelirim. Tamam hadi. Vah Songül vah. Bir dakika için iki kamyon laf işit. Ay, gel. Gel şöyle oturalım ya, iki dakika. Oturalım anne. Bana diyordun. Ne yaptınız bu sahte evlilik cüzdanı işine? Ay, Hayriye'ye ulaşamıyorum ki oğlum. Kaç saattir. Aradım açmıyor. Şimdi birazdan gene arayacağım. He. Neyse sen onu boş ver de. Esas konuya gelelim diyorsun yani ha? Gelelim tabii oğlum. Yani sen bana evleneceğim dedin ya. Ben sana hiçbir şey sormayacağım mı yani? Sor anne ya, sor. Sor. Bu kız kim? Ailesi kim? Tanıyor musun? Ya anne ben nüfus müdürü müyüm ya? Ailesini niye tanıyayım? Kendisini tanıyorum işte kızım. Ama bu evlilik ol. Yani bu çocuk oyuncağı değil ki. Ya madem çocuk oyuncağı değildi anne. Sen niye öyle bir gün çıkıp geldin Medine ile evleneceksin dedin bana? Şimdi o başka. O başka. O formaliteydi. Bu gerçek evlilik. Yani bu çok ciddi bir iş. Yani tanımak lazım. İnce eleyip sık dokumak lazım. Ne yapayım anne? Benimki hızlı gelişti ya. Çok aşık oldum ben. Ne zamandır berabersiniz? 3 haftadır. Ne? Ha? Ay, ben sireceğim. 3 hafta diyor. Ay, 3 hafta diyor.
Oğlum sen kafayı mı yedin ya? İnsan 3 haftadır birlikte olduğu bir kişiyle evlenir mi ya? Anne çok aşığım diyorum ya, anlamıyor musun? Ay anlamıyorum ya. Nesine aşıksın? Gözü göz değil bir kere o kız. Anne. Anne ne anne. Biz de geldik geçirdik herhalde değil mi? Ya gördük o kızın ne utanması var, ne karı var, ne bilmem ne var. Ay Allah'ım yarabbim ya. Benim karşıma geçmiş evleneceğim diyor. Seni kafalamış, kandırmış seni. Saftirik, kanca yatmış sana. Anne. Anne bak, annemsin, saygın var. Lafını bil de konuş. Aydan hakkında öyle ileri geri konuşmalar falan yakışık kalmıyor sana. Sen 3 günlük kız için anana bu lafları et. Sen annemsen o da benim sevdiğim kız. Laf söyletmem anne, söylemeyeceksin. Aa. Aydan'a saygılı olmayı öğrendiğinde tekrar konuşuruz. Hadi sağlıcakla. Ya, hadi. Songül, iyi misin? Oğlum. Aha, gördüm, tartıştınız mı? Ya bana hiç böyle davranmamıştı yani bugüne kadar. Ya şurama bir şey oturdu. Feyyaz Bey. Ya delikanlı adam ya, olur böyle şeyler. Bana bak, yemeğe yetiştin mi, ben hazır mı? Sen de beni dinleme Feyyaz Bey. Sen düştüğünde biz senin elinden tuttuk kaldırdık ama. Şimdi ne oldu? Ha, basamaklara çıkıyorsun değil mi? Artık Songül umurunda değil. Yazıklar olsun sana. Merhaba canım ailem. Baba. Ne haber? Kaynanan da hiç sevmez ama yetiştin yemeğe. O laf benim için geçerli değil Nergis Hanım. Ben yemeğe her zaman yetişirim. Ne yaptın, bulabildin mi bir şey? Hep işte hem de aşkta kazandığımı görmeye hazır mısınız? Aşkta elbette sevgili karım Nergis, işte de hazır mıyız? Hazırız. Ne oldu, buldun mu bir şey? Bir şey mi? Bir şey mi? Bir değil, 10 şey, 100 şey buldum Nergis Hanım ama tüccar olarak ince eleyip sık dokuyan biri olduğum için elbette karar vermesi biraz uzun sürdü ama ticaretteki başarım da biliyorsun buna borçlu. Tabii, parmak ısırtan başarını unutur muyum? Teşekkürler. Önce hayriyelerle bu mutfak işine mi girsem dedim. Bayağı başarılı oldular. Sonra dedim ki oğlum, senin hayriyelere ihtiyacın mı var? Sen doğuştan tüccar değil misin zaten? Ve çok daha karlı bir karar verdim. Öyle bir iş yapacağım ki hem çağı yakalayacağım hem de bildiğim işten şaşmamış olacağım. Ya baba söylesen artık. Hadi. Kuru meyve! Kuru meyve mi? Kuru meyve. Yani Nergis'im, kurutulmuş meyve. Şöyle broşürleri takdim edeyim size. Şimdi diyetteki kadınlar falan hep kurutulmuş meyve yiyorlar. Herkes moda oldu ya, çılgınlar gibi yiyor insanlar. Ayrıca bu makineler özel. Bu cihazlara yerleştiriyorsun, besin değerleri, vitaminleri, içinde ne varsa hepsini koruyarak kurutuyor. Yani sonuç bizi ilgilendiren kısmı. 3 liraya mal ediyorsun, 33 liraya satıyorsun. Tertemiz iş. Ne diyorsun? E hadi bakalım, hayırlı olsun. Oldu mu diyorsun? E senin aklına yattıysa. Allah be! Beyaz kuru meyve! Baba minis kuru be! Ya Vals be, bak bundan sonra kuru meyveci Feyyaz diyorsun, tamam mı? Bana uyar. Hadi gel abi. Hadi geç geç, Songül tabak getirsene Feyyaz'a. Hadi bakalım. Bari yüzüme bakıp iste. Şunu çıkaralım. Rahat mısın? İyi miyim? Tamam. İlaçlarını da getirelim. Şuranın haline bak. İnsan şu ilaçları bir düzenlemez mi? Ah hayır ya. Ah. Şu sorumsuzu görüyorsun değil mi? Saat kaç oldu, hala ortalıkta yok. Zaten ona güvenip de seni emanet eden de kabahat. Al bakalım. Geldi işte. Abi, lütfen şu kovma işini falan unut. Abicim bak, bu iş şakaya gelmez tamam mı? Ben senin sağlığını emanet ediyorum ona. Yarın yeni hemşire geliyor. Teşekkürler. Hayriye mi geldin? Hayır efendim. Ben geldim. Haber yok mu? Maalesef. Yanlış bir zamanda mı geldim? Gerçi mesaj atmıştım ama müsait değilsen gidebilirim.
Olur mu öyle şey? Hoş geldin. Gelsene. Tam da olayın üstüne geldin. Gerginliğim seninle bir ilgisi yok tabii ki. Ece Hanım, size ne ikram edelim? Badem sütlü bir kortağı olurum canım. Levent Bey. İstemez. Yok, sen bayağı gerginsin. Ne oldu, anlatacak mısın? Alo? Songül Hanım, iyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok yok, İsmail ben. İyi akşamlar. İftar yapıyordum ben de. İftar mı yapıyorsunuz? Allah kabul etsin ama geç olmadı mı? Ya biraz oldu ama işte işten güçten anca vakit bulabildim. Ha, bana düşmez tabii ama iş güç de biraz bekleseymiş keşke canım. İş güç bekler de işte. Patronlar beklemez biliyorsun İsmail Bey. Orası öyle tabii ama yani onlar da oruç tutan çalışanlarına ne bileyim bir ayrıcalık gibi değil tabii ama en azından bir yemek molası gibi. Ya işte bugün nikah falan vardı. Hani ben bir daha da izin istemeyeyim dedim. Siz ne için aramıştınız? Ha, ben Hayriye'yi soracaktım da. Ha, Hayriye yok. Yok yani, ben de aradım kaç kere, dönmedi. O işte geldik siteye, bindi taksiye. Hani nereye gittin, ne oldu bu kıza? Ben vallahi bilmiyorum, merak ettim yani. Ha, ailesinin ya da akrabalarının falan yanında olabilir mi acaba? Ha, yok yok, Hayriye'nin kimsesi yok. Ya, ha, tamam o zaman. Haber alırsanız lütfen söyleyin, bir an önce gelsin eve. Levent Bey burnundan soluyor çünkü. Benim de şimdi misafirin ikramını götürmem lazım. Tamam, tamam oldu İsmail Bey, tamam. Haber veririm ben size. Yok yok, bu öyle iş gerginliği falan değil canım. Ben seni tanıyorum. Sen o masalları başkasına anlat. Daha başka bir şeyler var. Gerçekleri mi duymak istiyorsun? Her zaman. Aslında bir şeyler var. Ama tabii anlatması öyle kolay değil. Hayriye ile mi ilgili? Geldiğimde onun adını sayıklıyordun ya. Aslında evet, Hayriye ile ilgili. Şimdi sen duyunca sana saçma gelecek, onun da farkındayım. O an aklıma geldi. Yani düşünmeden yaptım aslında. İşte ne yaptın Levent? Bir anlık gaflet diyelim. Toparlayamadım, sonra mesele uzadıkça uzadı. Hayriye aslında benim bakımımı üstlendi de. Abin de bunu şimdi çok saçma buluyor. İlk başta tamam demişti ama şimdi nasıl döndürsem diye düşünüyor. Çok pardon, buna bakmam lazım. Alo? Evet evet, hangi hasta? Ne yapıyorsun? Abi sakın. Ece'ye bunu söylersen kadının gözünde bitersin. Bülent, sen bu işe karışma. Levent'ciğim kusura bakma ya. Benim acil hastaneye gitmem lazım. Bir hastamla ilgili bir durum olmuş. Tüh ya, ne güzel konuşuyorduk biz de. Yalnız ben arabayla gelmedim. Bir taksi çağırmamız lazım. E tamam, o zaman ben bırakayım seni. Vallahi hayır diyemeyeceğim. İsmail, biz çıkıyoruz. Tabii efendim. Abi, dediğimi unutma. Bitersin. Alayım. Bülent, sana emanet. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Hayriye ben dönmeden gelmiş olursa eşyalarını toplasın gitsin. Bu bayağı ciddi ya. Bana da öyle geldi. Arıyorum ama Hayriye'ye de ulaşamıyorum ki. Evet, şu saate kadar neler öğrendik Yasemin'ciğim? Tabağı öğrendik, kaseyi öğrendik. Şimdi sıra ne de? Çatal. Bununla yemek yeriz. Neymiş? Buraya bak Yasemin. Çatal. Aa, ama sıkılmak yok. Sıkılmak yok. Bak burada ne var? Kaşık. Aa. Ay vallahi senin gözlerine fer geldi. İlaçların etkisi geçti ya. Bana da öyle oluyor. O ilacı içiyorum, böyle teleme peynir gibi yayılıyorum. Sonra ilacın etkisi geçiyor, gözüme fer geliyor. Aynı senin gibi. Ha, nerede kalmıştık? Kaşık. Ne yapıyoruz biz bu kaşıkla? Çorba içiyoruz, yemek yiyoruz. Çorba kasesini eline alacaksın. Böyle kendine doğru değil,
dışarıya doğru çekeceksin. Temizleyip tam. Zarif Hanımlar böyle. Nergis, sen mi geldin? Yok yok, benim. Nergis Hanım bana anahtar verdi de. Tamam. Size yemek getirdim. Ah canım benim, vallahi biz de çatal kaşık derken acıktık, ben acıktım vallahi. Kim gelmiş? Songül. Songül. Gül. Çiçek ismi. Herhalde son çocuk ki Songül koymuşlar adını. Bak sıkılmak yok, vallahi alınırım. Ben şimdi size ilik suyuna şehriye çorbası yaptım. Kan olsun, can olsun. Ayağı kaldırsın. Kaldırır. Ay zaten ayağa kalkarsın da inşallah ağzını da açar. Dili çözülür. Evet. Getireyim mi? Gel. İstemedim. Konuşanı konuşmayanı hepsi Songül'e. Burun abalıya. Songül sen benim yemeğimi de masaya hazırlar mısın canım? Bir de dolaba bakıver, içecek bir şey var mı? Hadi bakalım. Nerede kalmıştık tatlım? Sırada bıçak var. Bununla da kesiyoruz. Bıçak. Ay Hayriye sen ol Allah aşkına. Resul bak bir de bu çıktı şimdi Allah. Alo. İki güne dedin, iki gün geçti. Ne oldu nikah? Olacak, olacak nikah, olacak Resul Bey. Yani şey sorunu var, biz gün almaya gittik ama bir yığılma, bir böyle bir kalabalık. Bilmiyorum herhalde bu pandemiden sonra bu yıldırım nikahına bir başvuru şey olmuş. Yani ama biz en yakın zamanda alacağız yani. Alır almaz da ben size haber edeceğim. Yaşar yarın çıkıyor hapisten. Ben de Goy'a dönüyorum. Ama o yarın gelecek seni görmeye. Onunla konuşursun artık. Yaşar gelmeden o günü alsan iyi edersin. Tamam tamam ya, alacağız tabii ki. Ben size haber edeceğim. İyi yolculuklar size de Resul Bey. Ben ne yapacağım? Ay ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben? Ben ah keşke param olsa şu Medine'yi kaçırırdım. Yemin billah. Salak Songül. Gittim verdin şu Nemrut'a pırlantaları. Demir! Demir ambulanslar, ambulans! Tamam, tamam. Ana! Ana! Anam! İncekum sahiline acil bir ambulans, kaza var. Ya ne yapıyorsun Hayriye, dur. Evet, Kısırkaya'ya geçince İncekum sahili kaza var. Demir yanacak kadın, yardım etmemiz ya, lazım. Ya Hayriye gidemezsin, delir mi? Yanıyor hala, patlayabilir. Ya kadın yanacak göz göre göre. Var mı, yangın tüpü var mı? Ya var da bagajda bir işe yaramaz o. Bir şey yapmamız lazım Demir, böyle duracak mıyız? Ya Hayriye bak onunla yapamazsın. Daha fena yapacaksın ya. Sönmez onunla. Böyle hiçbir şey yapmadan duramam Demir. İzleyemem kadının ölümünü. Yettim Aylin Hanım, yettim. Hayriye dur. Bak bu benim hayatımın son şansı olabilir. Ben bunu kaçıramam. Konuştuğumuz gibi. Ne sen beni gördün ne ben seni. Parayı da istiyorsan kadına ver, ister kendin harca. Ben gidiyorum. Hayriye sen neredesin ya? Bir gitti, bir gitti. İşte insan içine çıkacak hali kalmamış falan. Bir süre gidecekmiş buralarda. Yani öyle dedi. İyi yapmış. Umarım uzunca bir sürede gelmez. Ben bakarım. Ben bakarım, dur. Evet, ne vardı? İyi akşamlar Murat Bey. Bir beş dakikanız varsa
konuşabilir miyiz acaba diyecektim. Dinliyorum. Burada anlat ne söyleyeceksen. Aa, ne arıyor bu kadın burada? Sabah saçım başımı yolmaya çalıştın. Hangi yüzle geliyorsun bu kapıya? Yani Murat, bu kör cahillerle bizi muhatap ediyorsun ya. Ha, kör şey ben miyim? Anne tamam, hadi içeri gel. Lütfen. Evet, seni dinliyorum. Anlat. Murat Bey, biliyorum siz çok kızgınsınız. Yani çok da haklısınız. Yani ben de buraya Medine'nin ablası olarak geldim yani. Hani Medine'nin hiçbir kötü niyeti yoktu. İnanın onun yaptığı şey cahillikten. Şimdi siz o kadar çok sevdalanmış ki. Siz onu aynı şekilde... Bu kadar yeter. Her ne olursa olsun Medine'nin yaptığı şeyin hiçbir açıklaması yok. Gerisini de dinlemek istemiyorum. İyi akşamlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dinleyin bakın ne olur. Bunun abisini zaten polis hemen salıverdi. Yarın da öteki abisi çıkıyor. Bundan yine buraya silahlarla gelirlerse... Bana bunları anlatmayın artık. Ben elimden geleni yaptım. Ama siz insanlıktan anlamıyormuşsunuz. Bir daha hiçbirinizi evim yakınlarında görmek istemiyorum. Yoksa yemin ederim Aylin'in yapamadığını yapar... ...hepinizi siteden attırırım. Haklısın. İnan ne desen haklısın. Ama yani sevgilin geldi bizi bastı diye kızmıyorum sana. İnan. Ne diyor ortadan kayboldun o zaman kaç gündür? İşi kabul etmekten mi vazgeçtin? Hayır canım olur mu? İşi kabul ettim tabii ki. Aile birkaç mesele vardı da ondan gelemedim yanına. Ama söz yarın geleceğim. Tüm ailevi meseleleri çözdüysen bugün işini yarına bırakmayalım. Nasıl? Yani bu geceden görüşelim. Çıkıyorum şimdi hastaneden. Ama nasıl olacak ki şimdi ben üstüm başıma ev haliyleyim. Madem ev halindesin hiç dışarıda görüşmeyelim. Direkt bana gel. İlk dakikadan bana gel falan biraz hızlı gitmiyor muyuz? Aa, olabilir aslında ya. Evet evet gelebilirim. Ne tarafta senin evin? Ne yapıyorsun sen ya? Abla sen ne yapıyorsun nasıl? Kim bu? Kiminle konuştun? Kim bu dedim? Alo Esma sesim geliyor mu? Kerem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana o kadar laf edip çekip gittin ama... ...görünüşe göre benim ufak kaçamam senin işine yaramış. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ayrılmak işine geldi değil mi diyorum. Bu yüzden iki dakikada yakıp yıktın ortalığı değil mi? Eski sevgiline dönmek için. Saçmalama lütfen. Hadi Levent. Aptal mı sandın beni? Bu adama dönmek için Esma'yı bahane ettiğini anlamıyor muyum? Siz her türlü ahlaksızlığı yapın ama Kerem suçlu değil mi? Bir saniye. Bana bak. Poşeni hemen kapa yoksa kırar eline veririm. Toparlamak için de sakın bana gelme. Elimi bile sürmem. Sen kendini nimetten mi saydın ya? Kim neyi toparlamaya sana gelsin? Ece ısrar etti diye buradasın. Yoksa kimsenin umurunda değildi. Saçmalamayın lütfen. Nerede olduğumuzu unuttunuz mu? Yanındaki çakma beyefendiye söyle. Bana bak. Gel buraya gel. Delikanlı ol. Bilirim, kal burada gel. Bir saniye. Hastanedeyiz. Hastanedeyiz. Gel biraz sakinleşelim. Hadi. Hadi hastanedeyiz. Tamam bırak ya. Boşver. Tamam tamam. Sakinim. İyiyim ben. Hayriye? Hayriye? Ne oldu sana? İyi misin? Levent Bey ben... Yaralıyı siz getirmiştiniz değil mi? Hayati tehlikeyi atlattı. Oh, çok şükür. Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Kadın yanıyor diri diri. Kurban olayım yardım edin ne olur. Yok bu böyle olmayacak. Bismillah. Ay bismillah. Aylin Hanım! Aylin Hanım geldim. Aylin Hanım!
Çok genç kadın, bebesi var ondan. Yani çok üzüldüm. Nasıl olacak? İyi olacak mı peki? Yani hayatı tehlikeye atlattı. Ama vücudunda ve yüzünde ciddi derecede yanıklar var. Levent hocam, bahsettiğim hastayı muhakkak sizin görmeniz gerekiyor. Çünkü yüzü çok kötü durumda. Levent Bey, ne olur kurban olayım. Bak Aylin Hanım'a, yüzü gözü çok kötü yandı. Yani genç kadın bir de... Kim bu kadın Ayrı? Bizim siteden, yani eskiden. Tamam, ben bakayım. Sen az önce Levent Bey mi dedin? Bilmem, öyle mi dedim? Bir de bu bir garip konuşmalarım filan. Siz aslında nişanlı filan değilsiniz değil mi? Kimsin sen Hayriye? Temizlikçiyim ben. Nasıl? Bir bildiğin düz temizlikçi yani. Yerleri filan silen temizlikçiden mi? Nasıl ya, ne alaka? Siz Levent'in nişanlı filan değilsiniz yani. Değiliz. Ya, tam olarak anlamadım ama acayip bir fantezi olduğu kesin. Ah canım ya. Temizlikçi diye girdiğin evde kim bilir daha sana neler yaptırıyorlar. Nasıl? Ailen nasıl? Ya, büyük ameliyatı atlatmış ama yani kendini biraz toparladıktan sonra çeşitli estetik operasyonlar gerekecek. Yani yüzü biraz fazla deforme olmuş. Çok fena oldu çok. Halledersin sen Levent'ciğim. Biz de şimdi temizlikçinin Hayriye ile evde daha başka ne işler yaptığından bahsediyorduk. Hayriye, sen iki ara bir dere bunları mı anlattın? Ben... Tek kelime daha duymak istemiyorum. Ben zaten bugün kararımı vermiştim. Bitti. İşine son veriyorum. Kovuyor musun ben? Evet, kovuyorum. Galiba artık temizlikçi bile değiliz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Bu sefer bunun kıymetini bileceğim. Hepinize tek tek göstereceğim. Abla yeter! Yeter ya, yeter! Gerçekten dur! Dur, daha fazla çekemeyeceğim seni. Git başımdan! Erkeklerle nasıl konuşacağım mı da sahte nikah defteri peşinde koşan ablamdan öğrenmeyeceğim? Terbiyesizlik etme Esma! Ayıbınla otur! Sen beni attın ya abimlerin kucağına. Ne geldiyse boşuna senin yüzünden geldi. Ben bu konuda hatalıyım. Bin kere özrümü diledim zaten. Ama konumuz şu an bu değil. Konumuz senin beni habire engellemeye çalışman. Kendin gibi ezik olmamı, çaresiz kalmamı istemen. Ben sadece çalışmak istiyorum. Anladın mı? Senin gibi milletin pisliğini temizlemediğim bir işte çalışmak istiyorum. Anladın mı? Bu kadar. He, bu kadar. Böyle adamlarla telefonda cilveli cilveli konuşmalar. Ya ben anlamadım Esma. Bu nasıl çalışmak, anlat bakayım bana. Allah'ım. Allah'ım, bir git işine ya. Bir git ya. Sen sanki temizlediğin evin adamını ayartmamışsın gibi benimle şu an konuşamazsın. Komediye bak. Esma, lafını bil, doğru konuş. Doğruyu konuşuyorum zaten. Sen bugün neredeydin? Patronunla nikah masasında değil miydin? Sen şimdi kalkıp bana neyin ahlakından bahsediyorsun? O başka, senin yaptığın başka. Ben öyle senin gibi telefonda cilveli cilveli adamlarla konuşmuyorum. Konum at, geleyim demiyorum. Ya! Bir dakika. Sen ahlaksız kadın mısın? Ya bunun ahlaksızlıkla ne alakası var abla? Ne alakası var? Ben iletişim kuruyorum, arkadaşlık kuruyorum, dostluk kuruyorum. Başka dünyalara girmeye çalışıyorum. Anlasana beni. Anla, ben senin gibi değilim. Sen temizlik yaparak mutlu olabilirsin, bununla yaşayabilirsin. Ama ben yaşayamam. Anladın mı beni? Benim parayı bulmam lazım. Benim yırtmam lazım. Beni anlıyor musun? Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ben yırtmam lazım. Yok para, para, para. İşim gücüm para olmuş. Evet para. Sen gerçekten gerçekleri göremiyor musun? Eğer paran varsa insanlar sana saygı duyuyorlar. O zaman seni insan yerine koyuyorlar. Bak mesela en yakın örnek. Senin sevdiğin adam bile senin paran yok diye sana ne biçim davranmış? Nasıl aşağılamış?
Benim de mi aynı şeyleri yaşamamı istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Haddini aşıyorsun Esma. Ablacığım kusura bakma. Ben senin gibi insanların beni aşağılamalarına, bana köpek muamelesi etmelerine izin vermeyeceğim. Bu iki oldu. Ve bana inan, bu son olacak. Bak şu kapının dışında herkes seni eziyor diye bu dört duvarın arasında sen beni ezemezsin. Ben sana benzemiyorum, sana benzemeyeceğim. Ben parayı bulacağım ve ben hayatımı kurtaracağım. Sana rağmen yapacağım bunu. İnan bana. Sana rağmen ve hepinize rağmen yapacağım. Anladın mı beni? Beynim. Aldın mı bunu? Güzel. Esma. Kızım bu saatte nereye gidiyorsun? Tamam bir dur. Nereye gidiyorsun Esma? Çık. Esma! Esma dur dedim sana! Esma nereye gidiyorsun gece gece? Gelme peşimden! Dur dedim sana! Esma! Ay! Esma abi, dur dedim! Abi. Esma ya, dur dedim! Esma! Ne yapıyor bunlar? Bitmedi bunların derdi ya. Hiç bu kız kardeşini getirdi yine aynı dertleri bitmiyor bu yavrum. Hayriye sen neredesin ya? Sabah bindin taksiye gittin. Kaç saat oldu kızım? Ben seni kaç kere aradım. İnsan bir geri arar. He he. Doğru diyorsun abla. Ama aradım ya işte. Ha aradın. Kaç saat sonra? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oldu abla. Bir şey oldu. Ne oldu? Ay bana bak. Ne olur benim yüreğimi indirme. Vallahi zaten zor duruyorum ayakta. Kızım söylesene ya. Ne oldu? Abla pardon ya dalmışım. Böyle telefonda olmaz abla. Sen bir iki dakika dışarı çıksana konuşalım. Ay, vallahi gelemem şimdi ya. Vallahi ben Nergis Hanım'dan nasıl izin alayım? Bugün zaten tekrar benimle böyle prensipte prensip, prensipte prensip. Yani birbirimize gireceğiz ha. Abla izin al. Beş dakika hadi. Allah Allah. La havle. İyi tamam dur bakayım dur. Ben zaten bütün şeyleri, kalemleri tek tek yazıyorum. Hani makineler bir kalem, elemanlar bir kalem, sigortası tek tek ayrıntısıyla sen hiç merak etme. Evet, evet iyi. Nergis Hanım. Nergis Hanım. Ay Songül, öyle birden niye bağırıyorsun, korktum. Ay şey, ben önce de dedim de duymayınca siz... İzin isteyecektim sizden iki dakika kapıya çıkabilir miyim diye. Songülcüğüm sen zaten başka bir şey söylemiyorsun artık farkında mısın? Bir şey söyleyeceksen o hep bir izin alabilir miyim oluyor. Ama... Yani hani eski düzenimize dönüyorduk. Her şey normal olacaktı. Ha? Hiç bitmiyor değil mi bu izinler? Yani senin bayağı mesleğin izin almak oldu. Ev işlerini bıraktın. Vallahi kusura bakma Songül yani burada da Nergis haklı. Yani sonuçta her işin bir mesai saati var yani. Değil İşinin ya? Patronu değilsen illaki mesai saati var tabii ki var canım yani. Ben işimi yapıyorum. Yani mesela şimdi işim bitti. O yüzden Hayriye gelmiş iki dakika kapının önünde bir şey söyleyecek. Ay sizin bu birbirinize bir şey demeleriniz zaten hiç bitmiyor. Böyle mahallede sürekli toplaşıp bıdır 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 konuşan çocuklar gibisiniz. Lütfen artık eski düzenimize dönelim yani. Herkes evinde dursun, çalıştığı yeri bilsin. Değil mi? Gitmeyeyim mi? Git Songül. Git ama son olsun.
Bak canım benim, sen bir hizmet satıyorsun, ben de para verip onu satın alıyorum değil mi? Yani parayı tam alıp hizmeti yarım yapınca olmuyor. Ben işimi yarım mı yapıyorum? Ay tamam uzatma Songül, bir de üste çıkmaya çalışma. Tamam git nereye gideceksen ama çabuk dön ve bu son. Tamam Nergisel. Son. Abla. Bir şey mi oldu? Ne bu hal? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ben seni gözünün ucundan tanırım. Ağlıyor musun sen? Evdekiler mi bir şey dedi? Bıktım artık ben ya. Vallahi bıktım. Doğduğumdan beri itilip kakılmaktan, hor görünmekten. Diyorum ki Songül sen yani yine iyi ol, hep iyi ol. Kim ne derse desin, sen bildiğinden şaşma. Ama dayanamıyorum vallahi ya, yani artık ağız kokusu çekmekten. Kaç yaşında kadınım ben de, hani burama kadar geldi. Vallahi dayanamıyorum. Çok ağrıma gidiyor yani. Benim de gidiyor abla, benim de gidiyor bir sürü şey. Çok ağrıma gidiyor, gücüme gidiyor. Ama ben desem ki sana... kimsenin ağız kokusunu çekmek zorunda değiliz artık. El kapılarında el açmak zorunda değiliz. Bu kara günler bitecek desem, sen bir he desen. Ha? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Ne oldu? Sen niye o çantayı öyle tutuyorsun gene? Ne var kız onun içinde? Ha? Abla. Yasemin Hanım'ın kasasındaki paralar. Sen... yok. Yani Feyyaz Bey'in dediği doğru mu? Hayriye saçmalama ben. Ben seni korudum dedim. O kasa, masa, para, mara çalmaz dedim. Ay yok ben almadım de. Ben almadım de. Ulan de. Saçma sapan konuşma. Ben almadım tabii ki. Ay. Demir'le Aylin Hanım çorlamışlar kasayı. De. He? Demir de aldı paranın yarısını bana böyle omzuma taktı yani. Ben almadım ha, o verdi. Sus payı gibisinden herhalde. Abla. Abla bak. Bu sefer taş da değil, gerçek para yani, harcayabiliriz. Abla. Vallahi yıldım, yoruldum. Milletin ağız kokusunu çekmekten inan olsun ben de yoruldum. Zaten yine kovuldum. Kovuldun mu? Ha. Sen he diyecek misin? Ana Medine arıyor görüntülü. Ha. Aa. Var o Hayriye. Ben köye dönüyorum artık. Valla ne olacaksa olsun yapamıyorum burada. Ne oldu kızım Medine? Kız ne oldu, ne bu hal, mahvolmuş ya. Ne köyü ne diyorsun sen? Abinler mi geldi, bir şey mi yaptı? Köye gidiyormuş işte bizim köye. Gitmeden son kez bir seni de göreyim, sesini duyayım istedim. Kızım nereye gidiyorsun ya sen? Delirdin mi? Orada yaşatmazlar seni ya. Bir sakin ol. Esma'ya bu kayıt olamıyorum Hayriye. Yani daha çok para istiyor. Daha farklı yaşamak istiyor. Başka bir hayat istiyor. Ya benim gibi olmak istemiyor, anlıyor musun? Ben de benim gibi olmak istemiyorum artık.
Çok yoruldum Hayriye. Sürekli aşağılanmaktan, hor görülmekten. Yani sadece param yok diye insan yerine koyulmamak beni artık çok yoruyor. Vallahi gücüm kalmadı. Tamam gülüm, tamam ben anlıyorum seni. Ama Medine, ille de köyüne gitmek zorunda değilsin. Dönmek zorunda değilsin. Burada kalıp aşağılanmak, hor görülmek, fakir kalmak zorunda da değilsin. Bizim bir tane hayatımız var Medine. Allah bize bir şans verdi. Kim demiş paramız yok diye? Bak, Allah bize bir şans verdi. Biz onu iadeli taahhütlü geri gönderdik. Ama o sonra tekrar geri gönderdi Medine. Ne gönderdi de diyorsun Hayriye? Yasemin Hanım'ın pırlantalarını parası. Ne parası? Medine, kardeşim. Ha bak. Bir çanta dolusu para. Hayriye bu nasıl oldu? Medine nasıl oldu değil ya. Hatice değil, neticeye odaklan. Netice ne abla? Kullanacak mıyız abla bu şansı bu sefer? Alacak mıyız paralar? Alacağız anasını satayım. Paraları da alacağız. Bu hayatın bize yaptıklarının intikamını da alacağız.